Olayı anlatan kişinin ismi kendi isteğiyle gizli kalmıştır. Köyümüz iki dağın ortasında kalıyor. Köyümüzde toplam on hane var. Çok küçük bir köy. Herkes aile gibidir. Köyde sadece su sorunu var. Evde suları şişelere doldururuz. Bitince dağdan gelen suyla tekrar doldururuz. Tabi buralar gündüz de gece de acayip ıssız ve korkunç oluyor. 23 Ocak 1988 Bu tarihi hiç unutma. Beni ailesiz bırakan tarih. Olayı anlatmaya başlıyorum. O gün suyumuz bittiği için annem beni birkaç kere uyardı su al diye. Küçük kız kardeşimi yollayamayacağım için yine kaptım şişeleri. Çıktım dağın yamacına. Su buz gibi akıyor. Hava zaten soğuk. Suyu doldururken ellerim buz tutuyordu resmen. Size kısaca dağı tarif edeyim. Dağın yamacında mezarlık bulunuyor. Eskiden Rum mezarlığıydı. Ne zaman bu mezarlığın önünden geçsem koşma sesleri duyuyorum. Yani insan koşması gibi değil. Çok farklı. O yüzden geceye kalmak istemem doldururken. 9 tane şişeyi doldurup pazar çantasına koydum. Yatsı yazanı okumaya başlamıştı. Burada ışık olmadığı için fenerle yolumu görüyordum. Mezarlığın yanından geçerken duamı okudum. Ancak öyle bir uğultu duydum ki, ayak bağım boşaldı korkudan. Sanki birileri ıslık çalıyor gibiydi. Bir de bizim köyde birçok terk edilmiş ev var. Onlardan biri de dağın en aşağısında kalıyor. Mezarlıktan. Korka korka aşağıya doğru eve indim. Suluklanmak için. Bütün kapılarda nedenini bilmiyorum. M harfi yazılıydı. Kapının eşiğine oturdum. Evin bahçesinde incir ağacı vardı. Çok büyüktü incirler. Canım çekmişti. Suları orada bırakıp ağacın yanına geldim. İki tane koparıp yedim. Daha sonra cebime doldurmaya başladım. O an rüzgardan mı bilmiyorum. Evin camı açıldı. Aldırış etmedim. Koparmaya devam ettim. Bu sefer de anlamsız bir şekilde köpek sesleri duymaya başladım. Ama evden gelmiyordu. Dağdan geliyordu. Kularıma fısıltı şeklinde sesler gelmeye başladı. Tam emin olamamakla beraber duyduğum şeyler çok farklı sözlerdi. Acaba köyden biri benle maytap mı geçiyor diye düşündüm yeter bu kadar incir diyerek suların olduğu yere döndüm. Suları da alıp gideceğim sırada dağın en üstünde yani suyun olduğu yerde yeşil bir ışık gördüm. Bu imkansızdı. Çünkü orada herhangi bir elektrik direği yoktu. İçimden boş ver. Neyse ne diyerek indim dağdan aşağıya. Ama bir yandan da korkuyorum. Köpek seslerini duydukça daha da hızlandım nihayet köy yoluna varmıştım. Yolda Musa emmiyi gördüm. Evin önünde dik dik bana bakıyordu. Bana katilsin sen dedi. Ediyorsan Musa emmi diye çıkıştım. Bana cevap vermedi. Durdu durdu. Sonra içeri girdi. Ben de arkasından söylenerek yoluma devam ettim. Eve geldiğimde kapıyı açan olmadı. Kapıyı çaldığım halde hala açan yoktu. Kapıda M harfi yazılıydı. Sanki yeni yazılmış gibiydi. Boyaya da benzemiyordu. Işıklar yanmıyordu evde. İyice şüphelenmeye başladım. Komşulara gittim tek tek. Acaba oradalar mı diye. Ama hiç kimse bana kapısını açmadı. Eve döndüm. Omzumla kapıyı kırdım. Işığı açmamla. Kız kardeşim, annem ve babamın Cansız bedenine rastladım. Her yerde kan vardı. Ambulansı ve polisi aradım. Geldiklerinde beni yakaladılar. Çünkü komşularım benim eve silahla girip hepsini öldürdüğümü söylediler. Cebimden kan aktığını gören polis memuru cebime elini soktuğunda eli kanlanmıştı. Polis tutukladı beni. 15 yıl yattım. Sonra af çıktı. İlk işim bir hocaya gitmekti. Hoca bana önünde incir ağacı olan evin orada yaşadıklarımın bütün bunların sebebi olduğunu söyledi. O gece onları rahatsız etmişim. Hikaye bu kadar. Şimdi diğer hikayeye geçiyorum. Adım Mustafa. Şimdi size anlatacağım olay 2001 yılında başımdan geçti. Malisa doğumluyum. Define işlerine merak salmıştım. Biraz fakirlikten, biraz da görgüsüzlüğümden üç arkadaşımı da bu amaçla sürekli peşimde sürükleyip dururdu. Kazmadığımız yer kalmadı. Büyü işleriyle uğraşan İsmail amcaya danıştı. Bize bir kağıt üzerine Arapça harfler yazıp elimize tutuşturdu. Bunu gece yarısından sonra dağlık alana gömün. 24 saat sonra bir horozla beraber gelin. Dedi. Ertesi gün arkadaşlarla bizim kümesten horoz alıp İsmail amcanın evine vardık. Saat tahmini 23.30 civarıydı. Kapıyı geç de olsa açtı. Gizli gizli gideceğiz dedi. Apar topar giyinip dağın başına vardık. Gömdüğünüz yer neresi dedi. Gösterdik. Oraya varır varmaz horozu oraya koydu. Kafasına yaklaşıp bir şeyler okudu ve horozu bıraktı. Bize Oruz'un durduğu yeri kazın dedi. İsmail amca başımızda dua okurken biz de hemen kazmaya başladık. Kazdığımız çukur yaklaşık iki metrelik bir derinliğe ulaştığı sırada yer sallanmaya başladı. İsmail amca kaçmaya başladı. Bizi çukurda bırakıp gidince iş başa düştü. Biraz da ölüm korkusunun verdiği gayretle bir şekilde yukarıya tırmanmayı başardık. Sonra başladık kaçmaya. İsmail amcanın bizden hızlı koşma ihtimalinin olmamasına rağmen ortalıkta yoktu. Işıklandırmamız yetersiz olduğu için mi göremedik bilmiyorum. Üçümüz de korku içerisinde döndük köye. Ama benim aklım orada kalmıştı. Arkadaşlarıma yukarıda cüzdanımı düşürdüğümü söyledim. Yukarı o yere vardım. Daha az önce korkudan orada bıraktığımız kazma küreklerle yeniden kazmaya başladım. Kazdıkça sanki aynı yerdeymişim gibi bir santim daha kazmamış gibi hissediyordum. Acayip yorulmuştum. Çukurun tepesinden sesler duymaya başladım. Birileri sanki kendi kendine konuşuyor gibiydi. Aldırış etmeden kazmaya devam ettim. Ancak pek etkisini göremeyince geri yukarı çıktım. Eve vardığımda annem bir adam seni sordu. Çirkin bir adamdı. Sana bu kağıdı bıraktı dedi. Odama geçip kağıdı açtığımda Arapça yazılar ve ben dahil arkadaşlarımın resimleri vardı. Hemen arkadaşlarımın evine vardım tek tek. İmamı uyandırdık. Bize bunun cinnet büyüsü olduğunu söyledi. Yarın yatsı namazından sonra gelin. Bu büyüyü bozalım inşallah dedi. Yolladı bizi. Eve vardığımda Durduk yere sinirlenip duruyordu. Anneme bağırmaya başladım. Sanırım vurdum da, ama istemsiz yapıyordum bunları. O gecenin sabahı uyandığımda bahçedeydim. Nasıl geldim bilmiyorum. Yatsı namazını beklemeye başladık. Ama bizimkilerden haber yoktu. Evlerine gittim. Hasan'ı aldım. Osman'ın evine gittiğimizde ses seda yoktu. Ağlama sesi duyduk. Evin içine girdik. Osman ağlıyordu. Annesini, halasını bıçaklamış ağlıyordu. Evin duvarına kanlı bir şekilde karalamış. O an sinirimi alamayıp tokat attım Osman'a. Hasan'la beraber onu dışarıya çıkardık. Ambulansla jandarmaya haber verdik. Jandarma Osman'ı götürdü. Cenazeler morga götürüldü. Biz de olayın şokuyla imamın evine vardık. Gelin dedi bizi evin yanındaki ahıra götürdü. Oturun dedi. Bir leğene oturduk. Sıcak suyla her tarafımızı yıkadı. Biraz sonra sesler duyacaksınız. Korkmayın dedi. Dualar okumaya başladı. Kulağımda çınlama hissetmeye başladım. Hoca duayı bitirene kadar devam etti. 20-30 dakika sonra donmaya başladık. Hocanın göz altları mosmor olmuştu. Çıkın gidin buradan dedi. Sonra defetti bizi. Bağırmaya başladı. Eve vardım. Korkudan titriyordum. Evde dolaşan siyah gölgeler görüyordum. Delirmeye başlamıştım. Sabaha kadar uyumadım. Sela okundu. Bizim Hasan intihar ederek öldürdü kendini. Sela bittikten 30 dakika sonra hoca kapıyı kırar gibi çaldı. Elinde Kur'an'la içeriye girdi. İkimizi odaya kilitleyip dua okumaya başladı. Bana tokat atıp dua okuyordu. Bu böyle 10 dakika kadar aralıksız devam etti. Hoca duasını bitirip evden çıkıp gitti. Bana hiçbir şey söylemedi. Sonrasında annem telaşla içeriye girdi. Bana Hasan'ın ve imamın evinde ölü bulunduğunu söyledi ve ağlamaya başladı. Ben o günden sonra uzun bir süre evden dışarıya çıkamadım. Çok kötü günler geçirdim. Şu an sağlık durumu iyi. Evlendim. Üç kızım oldu. Bize bu büyüyü yapan İsmail amcaymış. Define, mal mülk hırsı. Bunların hiçbiri önemli değil. Elinizdekinin değerini bilin. Uzak durun. Emeğinizle kazanın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olayın yaşandığı tarih 1994. Olayın yaşandığı yer M ilinin D köyü. Jandarma er Osman Y ve Şafak A'nın başına gelenler. 1994 yılının kış gününde karakola gelen telefon sonrasında Osman ve Şafak D köyüne giderler. Köye vardıklarında köyün zifiri karanlıkta olduğunu ve hiçbir evde Işık yanmadığını gördüklerinde telsizle merkeze bildirirler. Telsiz konuşmalarında şunlar geçer: Jandarma Er Osman, amirim, bu bölgede bir Allah'ın kulu yok. Merkez, olur mu oğlum? Adam tekrar tekrar aradı kaç defa? Yanlış köye mi gittiniz? Jandarma Er Osman, hayır amirim, civarda bahsettiğiniz tek köy burası. Merkez, siz orada kalın. Adamla iletişime geçip size göre dönüş yapacağım. 5 dakika sonra merkezden şu şekilde bir çağrı gelir. Merkez, caminin yanında bir ev var. Yeşil, oraya varın. Jandarma Osman, emredersiniz. O bahsedilen eve geldiklerinde kapının kendi kendine açıldığını görürler. Önce Şafak, ardından Osman arabadan inip el feneriyle eve girerler. Evde ağır bir koku vardı kimse yok mu diye sordular. Cevap alamayınca ilerlemeye devam ettiler. Evin bir odasında gaz lambası yanıyordu. Ardından evin içinde yaşlı bir kadının bağdaş kurup yemek yediğini gördüler. 5-10 saniye soluksuz kadını izlediler. Jandarma Er Osman teyze bizi buraya Musa isimli bir adam gönderdi. Cin midir nedir? Garip olaylar oluyor falan demiş. Aslı var mı? Kadın sadece bakıyordu. Onlar da diz çöktüler. Kadına korkmaması gerektiğini söylediler. Kadın o sırada elindeki kaşıkla sert bir şekilde masaya vurmaya başladı. Bizimkiler kadını sakinleştirdikleri sırada cama biri taş atıp camı kırınca apar topar dışarıya çıktılar. Kimse yoktu. İçeriye girdiler tekrar. Ancak kadın evde değildi evin odalarına bakmaya devam ettiler. Bir odaya girdiklerinde tavandan aşağıya sarkan kağıtları gördüler. İçlerinde Arapça metinler yazıyordu. Kağıtları nasıl olduğu odaya girdiklerinde ev sallanmaya başladı. Aynı anda bir evi taşlıyordu. Apar topar evden çıktılar. Osman hemen merkeze iletti. Jandarma er Osman. Merkez bu köyde tuhaf şeyler oluyor. Ne oldu oğlum? Neden telsize cevap vermiyorsunuz? Hemen oradan ayrılın demeye kalmadan telsizdeki ses kesilir. Osman telsizin ne seslense de bir daha ses gelmez. Hemen arabaya binip ilerlemeye başlarlar. Arabanın arka camına kocaman taş isabet eder. Arabanın farlarının aydınlattığı yönde yaşlı kadını görürler. Yaşlı kadını arabaya alıp alma konusunda ikilemde kalırlar. Şafak arabaya almak istemese de Osman boş ver deyip arabaya kadını alırlar. Ormanlık bir alana geldiklerinde arka koltukta oturan kadından garip garip sesler gelmeye başladı. Sürekli bir şeyler söylüyordu kadın fakat ne söylediği anlaşılmıyordu. Korkmaya başlayan Şafak kadını arabadan aşağıya attı. 10-20 metre gittikten sonra arkalarına baktıklarında kadının koşarak ormana girdiğini gördüler. Son hızla merkeze gittiler. Merkeze vardıklarında komutanları onları bir güzel azarladı. Neden ben elinizin siz o köye gittiniz diye. Osman ve Şafak bizi siz gönderdiniz deyince ben sizi göndermedim. Ben hastanedeydim. Şimdi geldim. Sizin nerede olduğunuzu sorunca D köyüne gitti dediler. Ben sizi asla oraya göndermem. Bu işte bir tuhaflık oldu. en başından beri belliydi. O günden sonra Osman ve Şafak ifadeleri alındıktan sonra görevden bir süre uzak kaldılar. Daha sonra Şafak trafik kazasında öldü. Osman'ın akıbeti bilinmiyor. Bu hikaye bu kadar. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. İsmim Ali Fuat. 34 yaşındayım ve Erzurumluyum. Ben 2006'ya 3 muhafız onbaşı olarak İzmit Kocaeli Konca Birliği'nde askerliğimi yaptım. Bulunduğum birlik büyük bir ormanın ve sahilin olduğu yerdeydi. Denize yakındı. Denizliydim ama gemici değildim. Karadaydım. Karargahın üst kısmında başlardı kocaman orman. Gölceye bayağı uzaktık. Buralar düşmanın elindeymiş önceden. Dağları delip mayın ve yakıt depoları olarak kullanmışlar. Çok derin ve Ürkütücü tüneller vardı. Önceleri üst devrelerden bir takım söylentiler işittik ama sonrasında başımıza geleceğinden hiç haberimiz yoktu. 400 ton isminde bir nöbet yerimiz vardı. Ormanın içinde. Karargaha bayağı uzaktı. Birliğin sınırları çok büyük olduğu için hep nöbet yerlerine arabayla bırakırlardı bizi. Orada kimse nöbet tutmak istemezdi. Gündüz çam ağaçlarının arasında güzel, sakin bir yerdi. Ama akşam olunca sanki güzellik perdesi kalkar, adeta ürpertici bir yer haline gelirdi. Orada büyükçe bir meydan vardı. İki tane 400 er ton gelen su depoları vardı. Ortalarında ise küçük kulübeyi andıran ana vanaların bulunduğu yer vardı. Bizim nöbetimiz günde 8 saatti. Gündüz 4, gece 4'tü. 8-12 12.4 olarak nöbet saatleriydi. Birer hafta bu saatleri tutardık. Bir hafta bana 12.4 yazılmıştı. Benden önceki asker 8.12 nöbetçisiydi. Nöbet değişimi zamanı gelmişti. Araçla nöbet yerlerine giderken komutanlar da bizimle nöbet yerine geldi. Beni 13.4 nöbeti için nöbet yerine bıraktılar. Bizim yerimiz sürgün yeri olduğu için askerleri komutanlar pek tolerans tanımazdı. Mecburen hiçbir şey söylemeden nöbete başladım. O akşam hiçbir şey olmadı. Günler günleri takip ediyordu. Aradan bir iki ay geçmişti ki yine aynı 400 tonda nöbet tutuyordu. Bu kez 8-4 nöbetindeydim. Kış ayıydı. Nöbet yerine yeni gitmiştim. Büyük alanın etrafında gezerken bir anda çocuk ağlama sesi duydum biraz duraksadım, dinlemeye başladım. Bizim buralarda çakallar fazla olur. Seslerini gayet iyi biliyorum ama biraz dinledikten sonra bunun çakal sesi olmadığını anladım. Sesin geldiği yere doğru büyükçe bir taş fırlattım. Taşı fırlatmamla sanki yüz tane çocuk aynı anda ağlamaya başladı. Projektörü sesin geldiği tarafı doğru tutmama rağmen bir şey gözükmüyordu. Sonra Sesler bana doğru gelmeye başladı. Ama hiçbir şey göremiyordum. Kulübenin içine girdim. Kulübe yüksekte de değildi. Etrafı olduğu gibi camdı. Çok korkuyordum. Hemen mermiyi ağzına verdiğim silahın. Kısa tutuşta beklemeye başladım. Allah göstermesin. Devriye atan hazır kıta gelse vururdum. Çünkü her yerden çocuk ağlama sesleri geliyordu. Kendimde değildim. Gün ağarana kadar bu böyle devam etti. Allah'tan 4-8 nöbetçisi olduğum için gün erkenden ağardı. Nöbet biter bitmez yazıhaneye gidip olanları anlattım ve beni oradan silmelerini istedim. Biraz marın kırın edip böyle sildiler ama sonra orada yine nöbet tutmaya başladım. Bu olayı bir üst devreme anlattım. O da bana oradaki nöbet sırasında kendi yaşadığı olayı anlattı. Nöbet tutarken... Bayağı üşümüştüm. Biraz kulenin içinde ısınmak istedim. Sonra dışarıya çıktığımda birden de Bir kadın elinde süpürge yerleri süpürüyor. Kadına baka kaldım. Hemen kulübenin içine girip yere çöktüm. O halde sabahı zor ettim. O kulübede bu ve buna benzer birçok olay yaşandı. Şükürler olsun ki askerliğim bitti ve bundan kurtuldum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Genç adam laptopunda son hikayesini yazmış ve yayına vermiştir. Kendisine bir bira alıp bilgisayarda gezerken hikaye sitesinden kendisine bir mesaj geldiğini fark eder. Yine birisi bir bölüm daha istiyor diye düşünüp üfleyerek mesajı tıklar. Daha önce konuşmadığı farklı bir kişiden gelmiştir bu mesaj kendini tanıtan kız 19 yaşında olduğunu, adının Ünzülü olduğunu ve bir konu hakkında yardım istediğini söyler. Her zamanki sevecenliğiyle yazarımız kıza yardım etmek ümidiyle geri dönüş yapar ve kızdan mesaj beklemeye başlar. Bir 10 dakikalık beklemenin ardından kız yeniden online olup mesaja karşılık verir ve karşılıklı konuşmaya başlarlar. Buradan sonrası yazarın bizzat kendi anlattıkları. Ben ne yalan söyleyeyim. Bu tarz hikayeleri çok okudum ve insanlarla paylaştım ama kendim bir şey yaşamadığım için hep bir şüpheyle yaklaştım bu tür varlıklara. Ünzile içinde bilgi çekmek isteyen, hayatındaki boşluğu farklı bir şeylerle doldurmak isteyen, gençliğin verdiği enerji ve çılgınlıkla uydurmuş ya da hayal dünyasında yarattığı şeyleri anlatacak diye düşündüm ilk başta. Günzile ile anlatacağı olay öncesinde biraz konuştuktan sonra hala konuya girmemesi üzerine başka bir program olan WhatsApp'tan yazışmak üzere numarasını verdi ve her şeyi oradan anlatmanın ve göndereceği bir takım belgeleri ulaştırmanın daha kolay olacağını düşündüğünden o uygulamaya geçtik. Numarasını ekleyip kendimi tanıtan bir selam mesajı yazdıktan sonra beklemeye başladım. Ünzile Mesajıma karşılık verip konuşmayı uzatmadan yazmaya başladı. Önce anne ve babasıyla beraber çekindikleri bir fotoğrafı gönderdi. Klasik Anadolu insanıydı ailesi. İlk baş bu fotoğrafı neden attığını anlamadım. Ama yazmaya devam ettikçe işler değişti. Daha sonra medyada geçtiğimiz günlerde benim de gözüme çarpan bir haberin linkini yolladı. Haberde aynı aileden 3 kişinin 45 gün içerisinde aralıklarla hayatını kaybettiği yazıyordu. Haberi hatırlıyordum. Bunu ona da söyledim. Ünzile, yine de linke bir tıkla, beni anlayacaksın deyince, habere tekrar dönüp baktım ve o zaman anladım ki, haberde adı geçen kız, Üde, Ünzile, ölen kişilerse, anne ve babası, daha önce görmediğim bir kadındı. Haberde, kızın, bu üç yakınının da, Evde aralıklarla ölü bulunduğu yazılıyordu. Hatta Ünzile, üçüncü ölümün ardından polis tarafından bir süre sorguya alınmış fakat hiçbir şey çıkmamıştı. Hayatta bu tarz şeyler olabilir. İnsanlar sevdiklerini aniden sebepsiz yere kaybedebilirlerdi. Pekala ama Ünzile son zamanlarda gördüğü kabuslar, yaşadığı hayal mi gerçek mi belli olmayan olaylar yüzünden şüphelenmişti. Anne ve babasının da büyüdükçe ondan sürekli bir şeyler sakladığını görüyordu. Ailesinin ölümünden sonra onların yatak odasına girip araştırma yaptığı bir günde ise daha önce hiç görmediği köy resimleri, değişik bir takım nesneler ve okuyamayacağı dinde yazılmış, muska yapılmış materyaller bulmuştu. Bu bulduğu şeylerin resimlerini de bana WhatsApp'tan gönderiyordu bir yandan da. Çok fazla bilgim yoktur bu konularda. En başında da söyledim. Sadece okumayı ve bana inandırıcı gelen olayları siteden insanlarla paylaşmayı seviyordum. Herkesin bir hobisi vardır. Benimkisi de onlarla ilgili bilgi toplamak, hikayeleri dinlemekti. Ama o kadar. Büyü bozayım, insanlara yardım edeyim gibi bir düşüncem olmamıştı hiç. Ama okuduğum ve dinlediğim veya izlediğim olaylar ve filmler sayesinde bu ailenin ölümünün normal olmadığını düşünüyordum. Öncülüğe de bunları söyledim güvenilir bir hoca bulup yardım istemesini yoksa bu olayların onun başına bir şey getirene kadar devam edeceğini söyledim. Önzile ise kimseye güvenemeyeceğini, bir arkadaşı sayesinde beni keşfettiğini, paylaştığım hikayelerin çoğunu okuduğunu, en azından sahip olduğum bilgilerle ona yardım edebileceğimi düşünüyordu. Bana yardım etmek istiyordum tabii ki. Bir şekilde bana güvenmesi beni cesaretlendirmişti. Saat gece yarısını çoktan geçmişti ve ertesi gün ise işe gitmem gerekiyordu. Bunu nazik bir şekilde onu kırmadan söyleyip izin istedim. Ama iletişimi asla koparmamasını, gece farklı bir şey görse ya da yaşasa, saat kaç olursa olsun beni aramasını söyleyip o gecelik vedalaştık. 50 sene önce Anadolu'nun sıradan köylerinden birinde günlük işlerini bitirmiş ormandan evine dönmekte olan Ali askerden gelmiş artık evlilik hazırlıkları yapan bir gençtir. Köyde sevilen herkesin yardımına koşmaya çalışan Ali'nin babası da köyün ileri gelenlerinden vasfi ağadır. O da oğlunu köyün en güzel kızlarından birisiyle evlendirip şanına yakışır bir düğün yapmak istemektedir. Onun gönlü köyün dışında yaşayan, durumu hiç de iyi olmayan Sermey'in küçük ama güzel kızı Samiye'dedir. Samiye Ali kendisinden yaşça büyük olsa da küçüklüğünden beri içten içe onu sevmiştir ve en sonunda da Ali'ye açılıp aşkını ona itiraf etmiştir. Ali ilk zamanlarda yaş farkı nedeniyle Samiye'nin duygularına karşılık vermese de zamanla o da Samiye'nin güzelliğinden etkilenmiş ve aşkına karşılık vermiştir. Samiye bu mutluluğunu en yakın arkadaşı Kezban'la paylaşmıştır. Sami'nin annesi erken yaşta ölünce babası da mecburen ona ve iki kardeşine daha bakmakta zorlanacağından köyden kendisi gibi Dul Necmiye ile evlenmiş ve hayatını bir nebze de olsa düzene sokmaya çalışmıştır. Fakat Necmiye diğer çocukları sevse de bir türlü Sami'yi sevmemiş ve ona hep kötü davranmıştır. Bu yüzden de Sami'ye sık sık evden uzaklaşıp derdini tasasını kendisini en yakın gördüğü kezbanı açmış ve ona daha da bir yakınlaşmıştır. Samiye ve Ali'nin aşkına da hep karşı çıkanların başında yer almıştır Necmiye. Tıpkı Ali'nin babası Vasbi Ağa gibi. Ali çok becerikli, yakışıklı ve herkesin parmakla gösterdiği bir genç olduğundan köyde ona kızını vermek isteyen aile de kız da çoktur ama Ali'nin gözleri Samiye'den başkasını görmüyordu. Ali Babasının kendisi için uygun gördüğü üçüncü kızla reddetip kapıyı vurup gidince, Vasbi ağa misafirlerine ne diyeceğini bilememesi ve onları yolcu ettikten sonra artık bu oğlanla daha fazla uğraşmamaya onu kimi istiyorsa onunla evlenmesine razı olmuş. Bu karar köydeki birçok kızı da hüzne boğarken, Samiye ve Ali de sevince boğulmuş. Sonunda düğün kurulmuş. Ali ile Samiye evlenip köylülerin de katılımıyla güzel bir düğün yapmışlar. Fakat köyde bugünden sonra birbirini takip eden olaylar yaşanmaya başlamış. Ramazan ayının 10. günü, gece yarısını biraz geçtikten sonra herkesin uyuduğu vakitte bir adam yüksek sesle ağlayarak köy meydanından geçip gidermiş. Bu olay her gece olmaya başlamış. Başlarda kimse önemsememiş gibi yapsa da bir süre sonra rahatsız olanlar bu adam kimdir diyerekten gece beklemeye başlamışlar. Aynı saatte evlerinde, cam kenarlarında. Her gece olduğu gibi o ses yine aynı şekilde ağlayarak köy meydanında yankılanmaya başlayınca da insanlar bu adam kimdir diyerek camdan dışarı baktıklarında büyük bir şok yaşamışlar. Çünkü ağlayan ses her zamanki gibi duyuluyormuş ama sesin sahibi olan kişi ortada yokmuş görülmeyen bir varlık köyün ortasından geçip gidiyormuş meğerse. Halil dede köylü bu nasıl iştir diyerek bir panik havası oluşmaya başlamış ve işin ekli bir hocayı aramaya karar vermişler. Bunun içinde o zamanlar civar köylerde adı duyulmuş nereden geldiği belli olmayan ama yaptıklarıyla insanları sıkıntısına çare bulan Edip adında hocaya ulaşmışlar. Edip hoca denen kişi 60'larının sonunda yanında 12 yaşındaki kızı Asiye ile diğer diğer gezen göçebe bir adammış. Edip Hoca'yı köye davet edip anlatacaklarını beklemeye başlamışlar. Edip Hoca işlerini bitirip köye gelmiş ve anlatmaya başlamış. Bu köye kötü niyetli varlıkların davet edildiğini, bu yüzden de o ağlama seslerini bu köyde yaşayan ve o kötü niyetli varlıkların gelmesiyle köyden gitmek zorunda kalan Müslüman varlıkların ağlamaları olduğunu söylemiş. Daha fazla bilgi edinmek için geceyi beklemeleri gerektiğini, boş ve temiz bir evde bir ayna yardımıyla o kötü niyetli varlıklarla ne için bu köye geldiklerini ve amaçlarının ne olduğu konusunda irtibata geçmek için anlaştığını söylemiş. Köy halkı Edip Hoca'nın dediğine uymuş ve akşama kadar denen evi hazırlayıp Hocanın ve kızının karnını bir güzel doyurup kendilerini hoş tutup hocanın kötü niyetli cinlerle görüşmesi gereken saati beklemeye başlamışlar. Gece vakti Edip Hoca yanına kızı Asiye'yi de alıp o hazırlanan evin aynayla çevrili odasına girmiş ve köy halkına başka kimsenin içeriye girmemesini her ne olursa olsun kendileri çıkmadan eve yaklaşmamalarını söylemiş. Hocanın içeriye girmesiyle birlikte etrafta rüzgarlar esmeye ve garip yabani hayvanların sesi gelmeye başlamış. Yaklaşık yarım saat sonra Edip Hoca yanında kızıyla dışarı kanter içinde çıktığında ise ağzından sadece şu sözcükler dökülmüş. Ey köy halkı en kısa zamanda bu köyü terk edin yoksa başınıza büyük felaketler gelecek. Günümüz Ünzile cenazeler sebebiyle evine gelen kalabalığı sonunda yolcu etmiş evini toparlamaya bir düzene koymaya başlamıştı akrabalarının bizimle birlikte memlekete gel tek başına yaşamak zor olur sözlerine rağmen o tek başına yaşamayı tercih ettiğini söylemiş böylece insanların kendisine acıyan gözlerle bakmasını bir nebze olsa da azaltmıştı zaten uzun süredir çalıştığı iş yeri de ona dilediğin kadar izin yapabilirsin diye izin vermişti. Özle çocukluktan beri yakın arkadaşı olan Begüm de telefonda konuşurken en kısa zamanda işe başlayacağını belki de bu sayede kafasını dağıtmanın daha kolay olacağını söylüyordu. İki kız gece yarısına kadar muhabbet ettikten sonra vedalaşıp uyumaya karar verdiler. Gece bir ara Uyku arasında ile evin alt katında tıkırtılar işittiğini sandı. İlk başta önemsemedi. Sonuçta evin balkonundan içeriye kediler girer, uyuyacak bir yer buldu mu da bir köşeye sığınırlardı. Gece sıcaktı. ile de uykusunu bölmüştü. Susadığını fark etti. Saatine baktı. Saat 3'e 5 vardı. Sonra yataktan kalktı, ışığı yaktı ve ürkerek de olsa alt kata, mutfağa inmeye başladı. Eski günler geldi aklına. Gece yarısı, böyle su içmeye ne zaman kalksa, annesi alt katta, mutfakta bir köşede namaz kılardı. Alt kata indiğinde kulağına yine annesinin o namaz kılarkenki söylediği dua sesleri çalınır gibi oldu ama bunlar daha önce duymadığı seslerdi. Bana öyle geldi herhalde deyip salonun ışığını da yıkıp mutfağa yöneldi. Kapısını açtı. Mutfakta her zamanki yerinde annesini namaz kılarken gördü. Sırtı Ünzile'ye dönük olan kadın okumaya devam ediyordu. Ünzile şaşkınlıkla olduğu yerde kala kaldı. Dudaklarından sadece anne sözcüğü döküldü. O sırada kadın namazını bitirip seccadesini düzeltti ve kendisinden beklenmedik bir hızla ayağa kalkıp birden Ünzile'nin boğazına sarıldı. Gözlerinin olması gereken yerlerde büyük boşluklar vardı ve ağzı olması gereken yerde oldukça büyüktü. Ünzile korkudan bayılacak gibiydi ama bir türlü kendisini kaybedemiyordu. Annesine benzeyen varlık yüzünü iyice ona yakınlaştırdı ve anlamadığı bir dilde bazı şeyler söyledi yüzüne öfkeyle okumaya başladı. Sözlerini bitirince, Ünzile, kendisini toparlayıp, arkasını dönüp kaçmak için bir hamle yaptı ama, kabıda, karşısında babası, yüzü annesininkine benzer bir halde, ona bakıp gülümsüyordu. Ünzile, daha fazla dayanamayıp, bayıldı. Uyandığında, kendini, kendi odasında yatarken buldu. Her yer karanlıktı. Hemen, telefonunu eline alıp, Saatine baktı, saat 3'e 5 vardı, gördükleri rüya mıydı, emin olamıyordu, susadığını fark etti ama cesaret edip de yataktan çıkabilecek durumda değildi, bildiği duaları içinden okuyup yorganını başta çekti ve yeniden uyumaya çalıştı, Faruk yani yazarımız, kız arkadaşı Sevda'yı evine bıraktıktan sonra otobüs durağına doğru yürümeye başladı, gece, 12'ye yaklaşmıştı ve yarın sabah uyanırken küfür etmemek için bir an önce evine varıp uyumak istiyordu. Telefonuna korku programlarının ses kayıtlarını indirip dinlemek ve bu şekilde yeni hikayeler yazmaya çalışmak en sevdiği işti uzun zamandır. Yine öyle yaptı ve kulağındaki programın sesine kendisini iyice vererek yürümeye başladı. Kendisini dinlediği hikayeyi öylesine çok kaptırmıştı ki telefonuna gelen mesaj sesiyle birden irkildi. Hemen telefonunu eline alıp kimden geldiğine bakmaya çalıştı. Muhtemelen kız arkadaşı şeydaydı. Eve varıp varmadığını merak etmişti. Tanımadığı bir numara kendisine çağrı yapmıştı. Geri aramayı düşünmeden yolla devam etti. Kulaklarını takıp yeniden play tuşuna basıp yayını dinlemeye devam etti. Fakat çok geçmeden telefonu yeniden çalmaya başladı. Telefonu özel aramalara kapalıydı. Arayan numara normal olmayan, hiçbir operatöre ait olmayan değişik bir numaraydı. Biraz bekledikten sonra açmaya karar verdi ve cevap verdi. Karşısında sadece nefes alıp veren bir şey vardı. Ne konuşuyor ne de kapatıyordu telefonu. Faruk da biraz daha bekledikten sonra kimse cevap vermeyince telefonu kapattı. Kulaklığını çantasına koydu ve sonunda durağa varıp otobüsü beklemeye başladı. Aylardan Ekim'di ve hava yavaş yavaş soğumaya başlıyordu. Durakta tek başına son gelecek arabayı kaçırmamış olmanın umuduyla bekliyordu. En azından bir beş dakika daha bekler gelmezse taksiye atlayıp öyle giderim diye düşünüyordu. Sonra aslında durakta yalnız olmadığını fark etti. Karanlıktan görünmemiş olmalıydı. Bankta yaşlı bir teyze oturmuş kendisine sesleniyordu. Bu saatte korksa da teyzenin yanına gitti ve nasıl yardım edebileceğini sordu. Yaşlı kadın elindeki bir kağıdı Faruk'a uzattı ve bu adrese nasıl gidebileceğini sordu. Faruk kağıdı alıp yazılan adresi okudu. Sonra bu adresi daha önce hiç duymadığını teyzenin yanlış bir yere geldiğini düşündü. Çünkü yıllardır bu semtte yaşamasına rağmen ne böyle bir mahalle ne de böyle bir apartman adı duymamıştı. Tam arkasını dönüp teyze sen çok yanlış gelmişsin diyecekti ki durakta kendisinden başka kimsenin olmadığını fark etti. O anki şokla çevresine bakındı. Yola çıktı ama kimse yoktu. Kadın sanki yok olup uçmuştu. Kendisine gelince elindeki kağıda tekrardan baktı. Hiçbir şey yazmıyordu. Bomboş bir kağıt vardı şimdi elinde. Korkmaya başladığını hissetti ama sonra kendi kendini gece şeydayla hatırı sayılır derecede içtiklerini anımsadı. Yine içkiyi çok kaçırdık galiba diye düşündü. O sırada beklediği otobüs durağa geldi ve binip evinin yolunu tuttu. Eve vardığında uykusunun olmadığını fark etti. Annesi çoktan uyumuştu. Telefonundan Şeyda'ya eve geldi mesajını attıktan sonra bilgisayarının başına geçip maillerinin yazdığı hikayelerine gelen tepkileri okumaya başladı. O sırada Ünzile'nin birkaç gün önce kendisine attığı mesajları fark etti. Kızdan o günden sonra bir daha ses çıkmamıştı. Ünzile'nin attığı mesajları yeniden okumaya başlayınca kafasından aşağıya kaynar sular döküldüğünü fark etti. Ünzile konuşmasının bir bölümünde açık adresini yazmıştı Faruk'a ve bu adres durakta beklerken o yaşlı kadının verdiği adresle aynıydı. Ünzile'den haber gelmediği için tedirgin olmuştu. Son günlerdeki haberlere yeniden göz gezdirip onunla ilgili bir haber var mı diye gezindi. Çünkü... O ailenin belli bir zaman diliminde fertlerinin tek tek ölmesi çoğu kişinin de dikkatini çekmiş, gündem olmuştu. İnternette biraz gezindikten sonra korktuğu gibi bir haber olmadığını fark etti ve gülümsedi. Önzilenin ilgi çekmeye çalışan birisi olduğunu biliyorum dedi. Sessizce bir bilgisayarını kapatıp uyumak için yatağa uzandı. Uykusunun en güzel yerinde Telefonun ısrarla çalmasıyla gözlerini açtı. Eliyle yokladıktan sonra telefonunu buldu ve sinirle açtı telefonu. Karşısındaki ses Ünüzle'ye aitti ve oldukça telaşlı görünüyordu. Faruk, rüyamda seni gördüm. Yani seni gösterdiler bana. İyi misin? Neredesin diye soruyordu. Faruk ise sinirini belli etmeden, karşısındaki kişiyi kırmadan herkes gibi uyumaya çalışıyorum dedi. Ünzile ben seni gördüm. Yani bana bir kabus gösterdiler ve sen iyi durumda değildin. O yüzden seni merak edip iyi olup olmadığını öğrenmek istedim. Şükür ki iyisin dedi. Faruk yatağından doğruldu. Evet iyiyim beni merak etme kendimi koruyabilirim dedi gülerek. Önzile de rahatlamış bir sesle tamam o zaman içim rahatladı Tekrardan ilgililer rahatsız ettiysem kusura bakma deyip telefonu kapadı. Faruksa kendi kendine söylenerek "Yok canım, ne rahatsızlığı." diyerek yeniden kafasını yastığa gömüp uyumaya çalıştı. Tam yeniden gözü dalıyordu ki su bardağının kırıldığını duydu salonda ve ne olduğunu merak edip yatanından kalktı ve salona sesi duyduğu yere doğru yürümeye başladı. Salondan bir ışık hüzmesi dolduruyordu etrafı. İlk baş ne olduğunu anlamadı ama kesinlikle oda lambasının ışığı değildi bu. Salona girdiğinde laptopunu bıraktığı yerde açık bir halde durduğunu gördü. Oysa kapattığına emindi yatmadan önce. Kafam güzeldi, unuttum herhalde diyerek bilgisayarı kapatmak için ekrana yöneldiğinde öylece kala kaldı. Bilgisayarın ekranında Arama motorunda Ünzile'nin köyü aranmış ve görsellerde o köyün görüntüleri açık olarak kalmıştı. 50 sene önce Edip Hoca'nın köylüye yardım etmek için gelip de bu köyde kötü şeyler olacak. Köyü terk edin demesinin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen kimse bu sözlere kulak asmamış. Köyde Edip Hoca'nın dediği gibi tuhaf olaylarda yaşanmayınca Herkes kendi işine gücüne bakmaya devam etmişti. Yeni evli çiftimiz Samiye ile Ali ise ilk güzel günlerinin ardından günlük yaşamlarına devam etmeye başlamışlardı. Ali tarladan eve, arada kahveye uğrar ama eşini evde tek başına bırakmamak için de orada pek durmaz, evine, karısının yanına geri dönerdi. Çok severdi Samiye'yi. Samiye de Ali evde yokken Ev işleriyle zamanını geçirir, çoğu zamanında da en yakın arkadaşı Kezvan'la oturur, muhabbet edip hayal kurmakla geçirirlerdi. Samiye'nin bu hayatta tadını kaçıran tek şeyse üvey annesiydi. Necmiye, üvey kızı Samiye evlendikten sonra bile onun hakkında kötü konuşmaktan durmamış, köylü kadınlara hep Samiye'yi kötüleyip dururmuş. Bu da bir yerden sonra köyde... Sami'nin herkes tarafından dışlanmasına, yalnız kalmasına neden olmuş. Cezvar'ın neresi? Köyde eskilerde büyü yapan, büyü bozan Hacı Nedim olarak tanınıyordu. Bu yüzden de Kezban çok sevdiği arkadaşına dilemeyeceği bir teklif sundu. Üvey annenden kurtulmak istemez misin? Sana yardım edebilirim. Sadece evet demen yeterli. Kimse anlamaz bile. Sadece evet de Kurtulalım bu kötü kadından dedi. Sami ise böyle şeylerden çok korktuğu için aptal olma diyerek geçiştirdi arkadaşını ama kezban'a belli etmese de aklının bir köşesine yerleşmişti bu fikir. Ali bir gün tarlada çalışmaya o kadar dalmıştı ki havanın karardığını fark ettiğinde çok geç olmuştu. Hızlıca eşyalarını toparlayıp tarlasının küçük kulübesine bıraktı ve Sami'nin telaşlandığını da düşünerek hızlı adımlarla evinin yolunu tutmaya başladı. Evi köy merkezindeydi ama tarla 20 dakikalık bir yürüme mesafesindeydi. O zamanlar tabi bu kadar taşıt ve aydınlatma direkleri yok. Ali de yürüyerek köyünün yolunu tutmaya başlamış. Etrafta hava karardığında kimselerin de olmaması ister istemez ürkütüyordu onu köyün girişinde eski medeniyetlerden kalma küçük bir hamam vardı. Onun yanından geceleri geçerken çocukluğundan beri içini hep korku kaplardı Ali'nin. Şimdi de yanından geçerken ister istemez o korkuyu tekrar hatırladı. Hamamın yanından geçerken içeriden ses geldiğini fark etti. Uyduruyorumdur diye düşündü ve güldü kendine. Fakat sonra İçeriden bir ışık hüzmesinin dışarı yansıdığını gördün. Merakı korkusuna galip gelmişti ve yavaşça hamama doğru ilerlemeye başladı. Camdan içeri kafasını uzattığında köyün yaşça büyüklerinden Demir Efendi'yi gördü. Yere garip şekiller çizmiş, elinde bir tavuk ölüsüyle belli ki onu kurban etmiş yaptığı şey için. Farklı bir dilde yüksek sesle bir şeyler okuyor. Odanın içinde sanki kendisinden başka varlıklar varmış gibi onlarla iletişim kuruyordu. Demir Efendi her sustuğunda yaktığı mumların oluşturduğu gölgeler büyüyor. Tüm duvarları sarıyor. Sonra Demira konuşmaya başladığında geri küçülüyordu. Ali gözlerine inanamıyordu. Çocukluğundan beri anlatılan efsaneler gerçekti bu hamamda söylendiği gibi cinler vardı ve Demir Efendi onlarla bir anlaşma yapma peşindeydi. Demir köyde ufak bir tarlası olan, güç bela küçük ailesiyle geçinmeye çalışan kendi halinde bir adamdı. Çoğu sefer karısının Demir Efendi'ye hımbıllığından dem vurup aşağıladığını, köy meydanında herkesin içinde onu küçük düşürücü sözler söylediğini herkes gibi o da görmüştü. Demir Ağ, karısına bir türlü yaranamıyordu. Karısı ona neden hep çok kazanmadığı için kızıp söylenip dururdu. Herhalde adamın canına tak etmişti ki çok kazanmak için cinlerle anlaşma yolunu seçmişti. Ali bunları düşünürken Demir Efendi işlerini tamamlamış toparlandığını gördü ve hızlıca camdan uzaklaşıp köy yoluna girdi ve evine doğru yürümeye devam etti. O geceden sonra Demir Efendi'yi ertesi gün görmedi ve ondan sonraki günde her gün tarladan sonra kahveye giren adam ortalarda gözükmez olmuştu. Hakkında tek bir kelime eden dahi yoktu. Bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra köyde bir şeyler değişmeye başladı. Camiye Akşamları daha az kişi gelmeye başladı. Önce köy imamının dikkatini çekti bu. Akşam namazını aksatmadan gelen cemaatten, iki üç günde bir bir ya da iki kişi eksiliyordu. Caminin yolunu unutur olmuşlardı. Sonra köyde o şen şakrak havada kalmamıştı. Birbirine selam vermeden geçmeyen insanlar, artık birbirlerini gördüklerinde selam vermeden geçiyor. Kimse kimseyle konuşmuyordu. Köyde tam bir sessizlik hakimdi. Akşam ezanından sonra kimse dışarıya çıkmamaya başladı. Çıkanlarsa nereye gittiği belli olmuyordu. Gecenin karanlığına karışıyorlardı. Bir akşam Ali köyde dışarıya çıkmaya cesaret edebilen az kişilerden olan arkadaşlarıyla kahvede otururken kahvenin önünden kendi kendine konuşarak geçen Demir Efendi'yi görür. Arkasından gel emmi çay içelim nereye gidiyorsun dese de Demir emmi onu duymaz ve kendi kendine konuşmaya devam ederek köyün karanlığına karışır. Duruma şüphelenen Ali de onun peşine takılır. Bir süre sonra Demir emminin yanında insana benzeyen gölgeler görür. Demir emmi onlara bir şeyler anlatmaya sanki bir işten vazgeçirmeye çalışmaktadır. Ali, o gölgelerden korktuğu için mesafeyi biraz uzak tutmayı düşününce de bir süre sonra Demir Emmi'yi gözden kaybeder ve evine geri döner. Sabah uyandığındaysa karısı Samiye ona her şeyi anlatır. Demir Efendi gece vakti cinnet geçirip önce karısını, sonra çocuklarını, sonra da kendisini öldürmüştür. Herkes olayın Demir Efendi'nin karısının tırtırına dayanamayıp delirmesinden cinnet geçirip önce ailesinin sonra da kendi hayatına son verdiğini söyleyip olayı kapatırlar. Fakat bu olay köyde bir şeylerin miladı olacaktır. Köyde o geceden sonra sanki akşam ezanından sonra köy meydanında yırtıcı yaratıklar kol gezmeye başlar. Gecenin bir vakti evlerin kapıları tıklanır. Eğer kim kapıyı açarsa o kişi kaybolur ve birkaç gün sonra alakasız bir yerde ortaya çıkar. Ya aklını kaçırmış ya da hafızasını yitirmiş bir şekilde bulunur. Son olay ise herkesin huzurunu iyiden iyiye kaçırmıştı. Evlerinden camiye gitmek için ayrılan üç yakın arkadaşı bir daha gören olmamıştı. Ne diğer kaybolanlar gibi iki gün sonra ortaya çıkmışlar ne de bir yerlerde cesetleri bulunmamıştı. Adamlar buhar olup uçmuştu sanki. Halkın medet Edip Hoca bile geceleri dışarıya çıkamıyordu. Kimseyle konuşmuyor, köy halkının zamanında kendisine yakıştırdığı aşağılamaları ve yalancı sözlerini unutamıyor, kimseye yardım etmek istemiyordu. Artık köyde, tarlada ekim bile bitmez olmuştu. Sanki bu köye ele geçirmeye başlayan güç, bu topraklarda insan yaşamasına engel olmak için her şeyini ortaya koyuyordu. Artık köylü yavaş yavaş köyü terk etmeye karar vermiş toplanmaya hazırlanırken ilginç bir olay yaşandı. Haftalar önce camiye giderken ortadan kaybolan ve bir daha ortaya çıkmayan üç arkadaş hiçbir şey olmamış gibi bir gün köy meydanına geri döndüler ve onlara şaşkın şaşkın bakan köylülere aldırmadan, kahveye girip, onları bekleyenlere anlatacakları olduğunu söyleyip, beklemeye başladılar, kaybolduktan sonra, hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkan, üç kişi, köylüyü kahveye toplamış, kendilerini, dikkatle süzen köylülere, aldırmadan, çay içmeye devam ediyorlardı, sonunda, söze, köyün ileri gelenlerinden, yaşça büyüklerinden Ahmet emmi kalkıp yanlarına oturdu ve diğerlerinin duyabileceği yüksek bir sesle ''Evladım, günlerdir neredesiniz? Kaç gündür sizi aramadığımız yer kalmadı. Meraktan öldük. Sizse günler sonra ortaya çıkıp hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Anlatın bakalım hele başınıza neler geldi, neredeydiniz?'' dedi. Mükremin Arkadaşlarıyla göz göze geldikten sonra bir onay almışçasına başını salladı ve çayından bir yudum içtikten sonra anlatmaya başladı. Bu köye öyle kötü varlıklar davet edilmiş ki birkaç güne kalmaz. insanlar sokağa çıkmayı bırakın, evlerinde oturamaz, uyuyamaz hale gelecekler. Elif hocanın bize anlatmaya çalıştıklarının hepsi doğru. Öyle bir anlaşma yapılmış ki, o şerliler bu köyde taş taş üstünde kalmayacak. Onlar istediklerini alana kadar devam edecek. Bu işe karışan, bu köyden beslenen her kimse onun peşini öldürene kadar bırakmayacaklar. Bir hırs uğruna tüm köy halkı lanetlendi. Biz bu köyü terk ediyoruz. Aklınız varsa siz de terk edersiniz. En kısa sürede dedi. Ahmet emmi kahveden çıkarken de ben bu köyde doğdum büyüdüm. Tamam, garip olaylar her zaman olurdu ama benim her şeyim bu köyde. Hiçbir zaman kimse köyü terk etmeyi önermedi. Ben de sonuna kadar burada kalacağım deyip yanındaki köylülerle tarlasına çalışmaya gitti. Öte tarafta ise Sami'nin üvey annesi anlaşılmaz bir durumda. Sami'yi köylü kadınlara su başında Çamaşır yıkama yerlerinde nerede rast görürse sürekli Samiye'yi kötülemektedir. Hatta köyde yaşanan garip vakaları bile Samiye ile Ali'nin evliliklerine dayandırmaktadır. Demesine göre Samiye, Ali kendisiyle evlensin diye büyü bile yapmıştır. Yakın köylerden bir kadına diye iftira atar. Bu yaptırdığı büyü yüzünden de şerliler köye musallat olmuş. Köy halkının düzenini bozmuşlar. Üvey anasının söylediklerine inanmaya başlayan köylü kadınlar da Samiye ile selamı kesmiş, onu nerede görürlerse yollarını değiştirir, başlarını öte yana çevirir olmuşlar. Köyde iyice yalnız kalan Samiye ise tüm gününü, ev işleri ve tek kalan arkadaşı Kezvan'la muhabbet ederek hayaller kurarak geçirmektedir. Artık Köylünün kendisine olan bu tavrından iyice bunalmış olan Samiye, annesiyle konuşup ona bir son verdirmesini istemektedir. Arkadaşının bu durumuna çok üzülen Kesman, ona tekrar bir teklifte bulunur. Üvey annenin duracağı yok. Bu gidişle seni tüm olayların sebebiymişsin gibi gösterip tüm köylüyü üzerine salacak. Onu ortadan kaldırmak en iyisi. Hem köy bu kadar çalkalanıyorken kimse onun yokluğunu bile fark etmez. Sen de eşinle bundan sonrasında rahat rahat yaşarsın dedi. Kezvan'ın teklifi içi iyice daralan Samiye'ye ilk başta çok güzel bir kurtarıcı gibi gelmişti ama o Allah'tan korkardı. Birisini öldürmenin günahını taşıyamayacağını düşünerek arkadaşına saçmalama diyebildi sadece. Kezvan'ınsa suratında sinsi bir gülümseme kaldı ve arkadaşına sen bilirsin diyerek konuyu kapattı. Edip Hoca'yı uzak bir köydeki vakayı çözmesi için çağırmışlardı. Kızını da yanında götürürdü gittiği her yere. O kızın göz perdesinin açık olduğunu, hatta Edip Hoca'nın o kızı insan olmadığını söyleyenler bile vardı. Son söylediklerinin gerçekleşmemesi üzerine de köylü de ona sırtını dönmüş ve yalnız bırakmışlar. Kapısına uğramaz olmuşlardı. Şimdi onu yolcu etmeye sadece Ali gelmişti. Bir süre köyde olmayacağı için gitmeden Ali'ye nasihatlarını tekrar ediyordu Edip Hoca. Geceleri ne olursa olsun dışarı çıkma. Bu köyün havası bile değişti. Fark ettin mi? Ama kuşlar bile ötmüyor artık. Bu civarda köylüye ne dediysem anlamadı bari sen beni dinle dedi. Ali, Edip hocayı yolca ettikten sonra, akşam namazını kaçırmamak için camiye vardığında, cemaatin yerinde yerler estiğini görür. İçeride sadece köyün imamı ve kaybolduktan sonra ortaya çıkan üç arkadaş vardır. Ali de selam verip yanlarında imamın arkasında saf tutup namaza durur ve hoca bu küçük cemaati akşam namazını kıldırmaya başlar. Namazın ortasında secdedeyken köy imamının bağırtısıyla namazı bozarak ayağa kalkar Ali ve ne olduğunu anlamak için hocaya bakar. Hoca onlara doğru dönmüş. Gidin buradan, gidin şeytanın çocukları. Demek buraya girecek kadar kendinizde güç buldunuz. Çıkın dışarı diyerekten o bahsine ettiğimiz üç arkadaşı camiden çıkartmaya çalışıyordur. Onların, köyde her halini gören bilen Ali, anlamsız bir şekilde hocayı izlemektedir. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadığından, şaşkın şaşkın onları izlerken, hoca, üç arkadaşı kapıya kadar uzaklaştırmıştır bile. Hocaya hiçbir şekilde karşılık vermemeleri, bir şey söylememeleri de garibine gitmiştir Ali'nin. Yalnız kapının önüne çıktıklarında içlerinden biri cevap verir hocaya. İmam efendi ilk seni alacağız. Bu gece sakın uyuma der. Ve karanlığa doğru yürüyerek kaybolurlar. Ali soluk solağa kalan hocanın koluna girip caminin iç taraflarına yürütürken, Hocam ne oldu? Onları neden kovdun? Hem talip abi sana neden onları söylet dedi. Köy imamıysa kendisine halen gelememişken sadece şunları söyler. Onlar Talip abin falan değildi. Onlar insanda değildi. Onlar bu köye lanet getirecek varlıkların öncüleriydi. Şimdi sen de koşarak evine git ve kapını güvenmediğin kimseye açma. İlk fırsatta bu köyü terk et. Bunlar camiye girecek kadar arsızlanmışlarsa her şeyi yapabilirler. Hadi.'' git evine dedi. Ali evine vardığında eşi Samiye'yi sofrayı kurmuş divanda kendinden geçmiş uyur halde buldu. Eşini yavaşça dürtüp uyandırdıktan sonra birlikte yemeğe oturdular. Gece köy meydanını çığlıklar Allah'a yakarışlar dolduruyordu. Köyün erkekleri gibi Ali de bu seslere yatağından fırlamış ve kendisini köy meydanına atmıştı. Köy meydanında gördüğü manzara ise korkunçtu. Köyün imamı, yerde belden aşağısı kopmuş bir şekilde bağırıyor. Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et diyerekten, bir oyana bir bu yana sürünüyordu. Köylüden birkaç kişi, hocaya yardım etmek için ona yaklaşmaya çalıştıklarındaysa, hoca, kendinden umulmayacak kadar bir hızla gelmeyi dokunmayın bana diyerek ormanlık alana doğru sürünerek gözden kayboldu. Günümüz, Faruk'un yaşadığı o garip gecenin üzerinden tam üç gün geçmiştir. Bu arada kimseye fark ettirmeden hayatına devam etmeye çalışsa da, o gece yaşadığı olayları bir türlü aklından çıkaramamaktadır. Önzile'nin kendisine anlattığı olayları başta pek önemsemese de, gece yarısında bilgisayarının kendi kendine açılıp Ünzile'nin bahsettiği köyün sayfasının açık olması onu biraz değil bayağı bir korkutmuştu. Bu yüzden bu konularda kendisinden biraz daha tecrübeli olan yine sitede yazdığı hikayeler sayesinde tanıştı. Meltem'e ulaşmış ve onunla bir akşam iş çıkışı az da olsa görüşmek istediğini anlatmıştı. Meltem de 30'lu yaşlarında bu tür açıklanamayan olaylarla ilgilenmeyi hobi olarak seven fakat çok yakından tanıdığı hoca arkadaşları sayesinde neyin ne olduğunu daha iyi bilebilecek bir kızdı. En azından Faruk'a göre hoca arkadaşlarından birisine danışırsa bu yaşananlara bir cevap bulabilirdi. Öte taraftan Ünzile ise yalnız yaşamaya alışmış, kabuslar da bir nebze olsun azalmaya başlamıştı arkadaşlarının tavsiyesiyle gittiği bir hocadan aldığı muska sayesinde geceleri rahat geçirmeye başlamıştı. Ama başına bu şerlilerin neden musallat olduğunu son gittiği bu hoca da açıklayamamıştı. Bu yüzden de huzurunun pek yerinde olduğu söylenemez. Meltem'le buluşmasından eve dönmeye çalışan Faruk otobüste bir yandan da konuştuklarını düşünmektedir. Bahsi geçen olay Meltem'in de bir hayli dikkatini çekmiştir. Biraz kendi çapında araştırmalar yapıp bir şeyler bulmuş. Fakat bir yerden sonra köyle ilgili başka hiçbir şeyin günümüze ulaşmadığını, köyün bir anda kayıtlardan silindiğini, eski haritalarda bile bulunduğu söylendiği yerde şimdi bomboş bir arazinin yer aldığını görmüştür. Eve gittiğinde yapacağım ilk iş olay hakkında bulabileceğim kadar bilgi toplamak diye düşünür. Faruk eve girdiğinde annesi yine çoktan televizyon izlerken uyuyakalmıştır. Onun üzerini örter. Annesi uyuyedindiği için televizyonu kapatmadan sesini kısar ve odada ışık olsun diyerekten açık bırakır ve odasına çıkar. Ünlü ile önceki yazışmalarını ve bahsettiği köyün haberlerini araştırmaya başlar. Köy hakkında 80'li yılların ortasında gazetelere birkaç küçük haber çıkmış, bunun dışında da üzerinden yol geçeceği için söze edilen köyün taşınacağı gibi ufak tefek yerel haber sitelerinin arşivlerinde haberler vardır. Belki bir şeyler daha bulurum diyerek Ünüzle'yi aramak için, telefonunu almak için yan odaya girip telefonu şarjdan çıkartır ve ömzilenin numarasını tuşlar. Birkaç kez çalmasına rağmen ünü telefonunu açmayınca uyumuştur diye düşünüp telefonu tekrar şarja koyduğu anda odasında sanki birisinin gezdiğini hisseder. Ayak seslerini duyduğuna emindir. Pek dindar bir insan olmasa da küçüklüğünden bildiği birkaç duayı okumaya başlar. Korkarak da olsa odaya girdiğinde korktuğu gibi bir şey olmadığını görünce rahatlar ve gülümseyip yeniden bilgisayarının başına oturur. Uykusunun geldiğini fark ettiğinde bilgisayarını kapatmak için açtığı sekmeleri kapatırken daha önce kendisinin açmadığı bir sayfayı fark etti. Biraz daha dikkatli açılan sayfayı incelediğinde bu sayfanın normal bir sayfa olmadığını Ünzle'nin anlattığı olayların yaşandığını söylediği köyle ilgili detaylı bilgilerin olduğu bir sayfa olduğunu fark eder. Köyde hala normal bir yaşam varmış gibi çekilen fotoğraflardır bunlar. Köylüler hayvanlarını otlatır, tarlalarında çalışırken ya da köy içlerinde gezerlerken çekilmiş resimlerdir. Bunların tarihleri de olayların yaşanmasından biraz önceki tarihlere aittir. Büyük bir olasılıkla Anadolu'yu gezip köy köy resim çekip biriktiren bir doğa sever bu fotoğrafları zamanında çekmiş ve bir anı olsun diye de biriktirmiştir yıllarca. Fotoğraflara biraz daha dikkatle baktığında köyde bazı insanların garip olduğunu fark eder. Kimisinin bakışlarında bir şeytanlık vardır. Kimisinin de yüzü insan yüzüne pek benzememektedir. Onu en çok korkudan olay ise köyün camisinin cepheden çekildiği resimdir. Bu resimde camiye giren üç adam görülmektedir. Caminin hemen yanındaki ormanlıktaysa insan silüetine benzeyen siyah gölgeler köyü izlemektedir. Sanki salınmayı bekleyen vahşi hayvanlar gibi. Faruk defalarca büyüttüğü fotoğrafı ve o ne olduğunu anlamaya çalışır. Yüzleri belli değildir ama insan şeklindedir yapıları. Ürperdiğini fark eder. Daha fazla bakamaz fotoğraflara. En iyisinin bu fotoğrafları bilgisayarına kaydedip Meltem'e ya da onun hoca arkadaşına göstermek olduğunu düşünür. Tam fotoğrafları bilgisayarına indireceği sırada annesinin odasının kapısını tıklayarak uyumadıysan gel bir kahve içelim sözüyle kendine gelir ve tamam anne geliyorum diyerek odadan çıkar. Evin alt katına indiğinde ise annesini hala televizyon karşısındaki kanepede uyuduğunu görünce ne çabuk uyudun anne diye takılır. Annesi derin uykudadır. Hiçbir tepki vermez ona. Mutfağa girdiğinde ise ne kettle'da sıcak su ne de annesinin kahve bardağının boşu hiçbir şey yoktur. Üç gün önce yaşadığı olay gelir aklına ve hızla odasına doğru gittiğinde ise odasında bilgisayarını kapalı ve masanın üzerinde hiç açılmadık bir şekilde durduğunu görür. Ya ben kafayı yiyorum ya da çok çalışmaya başladım diye düşünüp odasının ışığını kapatır ve yatağına girip uyumaya çalışır. 50 yıl önce köyde İmamın başına gelen o kötü hadisinin üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen köylü imamı gün ağarmasından itibaren en azından cesedini bulmak ümidiyle aramalara başlamış ancak ne bir iz ne de kendisini bulamamıştı. İmamı cinlerin aldığına onu sonsuza kadar kendi alemlerinde tutacaklarına dair bir söylenti dolaşmaya başlamıştı köyde. Zamanla İmamın başına gelen bu olayın benzerlerini tek tek köyde oturan herkesin başına geleceği söylentisi de almış başını yürümüştü. Buna rağmen köyden ayrılan aile sayısı sadece üçtü. Onlar da büyük şehirlerde tanışıkları olduğu için ayrılmaya cesaret edebilmişlerdi. Köyde kalan köylüler ise biraz da mecburiyetten köyden ayrılamıyorlardı atalarından beri burayı yurt edinmişler ve tüm her şeylerini bu topraklara vermişlerdi. Gidecek hiçbir yerleri yoktu. Bir şekilde köyde yaşamaya, akşamları pek dışarı çıkmamaya, evlerinde akşamları Kur'an okumaya çalışarak, bu musibetten kendilerini uzak durmasını sağlamaya çalışarak hayatlarına devam etmeye çalışırlar. Genç çiftimiz Ali ve Samiye tarafında ise Ali gördükleri sonrasında epey korktuğundan bu topraklardan derhal ne varsa satıp gitme taraftarıdır. Fakat Sami buraları çok sevdiği için ayrılma niyetlisi değildir. Son zamanlarda köyde akşamları tuhaf olayların yaşanmaması onu cesaretlendirmiş, haklı olduğu iddiasında bulunmuştur. Ali de eşini daha fazla kırmaz ve onlar da köyden ayrılmayarak yaşantılarına devam ederler. Edip Hoca ise artık köyden taşınmış, aynı şehirde başka bir köye taşınmıştır. Bir gün Ali ile şehirde rast gelmişler. Konu döner dolaşır ve köydeki olaylara kadar gelir. Köy ve en son imamın ölüm haberi yine açılınca Edip Hoca'nın yüzü değişir birden ve daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyler Ali'ye. Ali kötü şeyler olacağını fark eder. Edip hocayı ısrarlı sorularıyla bunaltır ve sonunda Edip hoca sadece bir şey söyleyeceğini, daha fazla Ali'ye yardım etmeyeceğini söyler. Sizin köyde herkesin birbirinden, eşinden bile sakladığı şeyler var Çok kötü şeyler. Bu sırlar her neyse sizin köyünüzü o varlıklar için biçilmiş bir kaftan haline getirmiş. O köyü kurtarmak Artık benim elimde değil, sadece o köyü terk edin, yoksa çok geç kalacaksınız der ve bir işinin çıktığını söyleyerek apar topar ayrılır Ali'nin yanından. Aradan yine birkaç gün geçer, köylü yine bu arada geceleri köy meydanından sesler duymaya kalabalık geçiyormuş gibi fısıltılar işitmeye başlarlar. Geceleri köyde kalan kaç hane varsa kapıları çalılar. Sabah ezanı sesiyle sona erer bu sesler. İmam kaybolduktan sonra köye yeni bir kişi de yollanmadığından köyde ezan da okunmamaktadır artık. Neredeyse kimse de uğramaz olmuştur camiye. Sami, arkadaşı Kezban'ı yolcu etmiş, ev işleriyle uğraştığı bir sırada köyün çocuklarından veli girer evin bahçesine ve soluk soluğa bir halde avla Anangil Necmiye çok kötü, ölmek üzere, beni anam yolladı, Saniye ablana haber ver, en azından analığından, bir helallik alsın dedi, bunun üzerine Samiye, her ne kadar analığı Necmiye onu sevmese de, velinin peşine takılıp, analığının evinin yolunu tutar, analığının evine vardığında, evin kapısında kadınları, ve ihtiyar erkekleri görür, hepsinin yüzünde, tiksintiye benzer bir ifade vardır. Merakla annesinin odasına girdiğinde her şeyi daha iyi anlar. Analığı yatağında acılar içinde inlerken başında ihtiyar kadınlar Kur'an okumaktadır. Fakat odada öyle pis bir koku vardır ki eşarbıyla burnunu kapatmak zorunda kaldı. Odadaki diğer kadınlar gibi koku analığından geliyordu. Yatağa eğildiğinde Anasının yüzünden çıkan yaraları görür. Bu pis koku o yaralardan gelmektedir. Aynı yaralar kadının vücudunun birçok yerinde bulunuyordu. İğrenerek kafasını geriye çekmeye çalışırken, Necmiye bir anda gözlerini açıp Samiye'yi kafasından yakalar ve kulağına ''Söyle onlara şunu okumasınlar, onlar okudukça benim canım daha çok yanıyor'' der ve Samiye'yi bırakır. Samiye korkudan titreyerek odadan çıkıp yüzünü yıkamaya lavaboya gider ve döndüğünde kadınlar ona analığının son nefesini verdiğini söylerler. Samiye'nin analığının defin edilişinin üçüncü gecesinde köyde bir çığlık sesi daha yükselir. Köyde tek başına yaşayan çocuklarını evlendirdikten sonra hayvanlarıyla tek başına kalan Emeti teyzenin evinden gelmiştir ses yakın evlerde oturanlar korkarak dışarıya çıkıp eve baktıklarında kimseyi bulamazlar. Gece olduğu için de kimse kadını aramaya çıkamaz. Kadının cesedi günler sonra evinin bahçesinde çıkar ortaya. Köylüler her yeri ararken oralara defalarca bakmış ama Emeti teyze sanki üç gün boyunca bir yerde gizlenmiş sonra gelip o bahçede ortaya çıkmıştır. Ölmesine rağmen sanki hemen uyanacak gibi bir hali vardır kadının. Defin işlemini yapan köylülerinde dikkatini çeker bu durum. Ama artık kimsenin köyde bir şeyi sorgulayacak cesareti kalmamıştır. Bir hafta sonra gece camdan dışarıyı izleme cesaretini kendinde bulanlar, sokakta Emet'i teyzenin gezdiğine şahit olduklarını söylemeye başlarlar. Gündüz kahvelerde ya da tarlada, bir araya geldiklerinde bu olay üzerine köyün meraklıları gece vakti evlerinde dışarıyı gözetlemeye başlarlar. Bir gece Emeti teyze yine çıkar karanlıktan ve elinde bir sepet köyün köpekleri peşinde onlara kemik dağıta dağıta geçer köyün meydanından. Köylü ertesi sabah uyandıklarında köy meydanında köpeklerini ölmüş şekilde bulurlar. Ertesi gece Köylü tedbirli davranarak ahırlarının kapısını sıkı sıkı kaparlar. Korumak için dua asarlar. Evcil hayvanlarını evlerine kapatıp Emeti teyze kılığındaki ifriti beklemeye başlarlar. Gezinin bir yarısı Emeti teyze kılığındaki ifrit belirir yine. Kollarında bir sepet taşıyarak köy meydanında bekler bekler. Hiçbir canlının ona gelmediğini görünce Sanki onu evlerinin camından izleyen kişilere tek tek baktıktan sonra köyde kimin küçük çocuğu varsa onların isimlerini bağırarak beklemeye başlar. Bu sesleri duyan yataklarında uyumakta olan küçük çocukların hepsi adeta hipnotize olmuş gibi köy meydanında onları bekleyen eveti teyze kılığındaki ifritin yanında toplanırlar. Daha sonra ifrit çocukları sepetinden çıkardıklarını tek tek verdikten sonra hepsini peşine takıp köyün ormanına girip gözden kaybolurlar. Günümüz. O kızın yanına gitmek de nereden çıktı? Diye terslendi Şeyda. Sesini biraz fazla yükseltmiş kafedekilerin dönüp kendisine bakmasına neden olmuştu. Faruksa son zamanlarda yaşamaya başladığı olaylardan dolayı çok huzursuz bir durumdaydı. Rüyalarında Sürekli o köyde kendisinden yardım isteyen Ünzile'nin sesini duyuyor, tüm gece arayıp duruyor, sonundaysa şerli varlıklara yakalanıp öleceği sırada ter içinde uyanıyordu yatağında. Hele ki son gece yatağında uyurken bir sülüyet görmüştü, sabahında ellerinin kınalanmasından sonra olayın içine kendisinin de neden girdiğini anlayabilmek için mutlaka Ünzile ile konuşması gerektiğini, böylece bir çözüm yolu bulabileceğini düşünüyordu. Şeydaysa, ise oldum olasın cimperi olaylarına hiç inanmamıştı zaten. Geçen seferde yine o siteden tanıştığı biriyle Büyük Adadaki eski Rum yetimhanesine gitmiştiniz güya. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Boş yere olan zamanını şöyle şeylerle geçirip beni aksatıyorsun. Hem kızın anlattıklarının doğru olduğu ne malum. Belki de kızın akli dengesi yerinde değil ve ailesini de bir şekilde öldürüp soruşturmadan da ceza almadan kurtuldu. Zaten böyle olaylara cindi, peri de alakası da katarsan insanların gözünde inandırıcılık kazanıyorsun. Nasılsa herkes bir cin yakalama peşinde. Ünzile dediğin kız da belki de sadece ilgi çekmek isteyen genç bir kız dedi. Kaybedeceğim hiçbir şey olmayacak en azından dedi Faruk. Evet, belki dediğin gibi kız tüm bu hikayeleri kendisi uydurdu. Ailesinin ölümünde her şey normal. Cin, büyü gibi olaylar da yok. Ama ben neden sürekli o köyü ve kızı görüyorum rüyalarımda? Bu son olsun. Gidip o kızı göreyim ve eğer sen haklıysan bir daha da böyle heveslerin peşinde koşmayacağım. Ama benim şüphelerim doğru çıkarsa belki de Ünzile'ye bir yardım etme şansım olacak. Peki o zaman dedi Şeyda. Son bir kez yine zamanını boşa harca. Döndüğünde artık bana hak vermeye başlarsın umarım. 50 yıl önce. Diğer kayıplar gibi çocuklara da bir daha hiç ulaşılamadı. Köylü de çocuklardan umudunu kesmeye başlayınca kendi işlerine dönmeye başladılar yavaştan. Köyün ileri gelenlerinden Ekrem ailesi kendi gibi Köyün ileri gelen yaşlılarını toplayıp konuşmaya başladı. Bu köy bize atalarımızdan kalma. Yıllardır beraber yaşadığımız, büyüdüğümüz cennet köşesi gibi bir yerdi ama artık son yaşanan olaylar yüzünden bu köyden ayrılmanın zamanı maalesef geldi der. Tarlalar verimsiz. Şimdi de hayvanlarımız telef olmaya başladı. Çoban Ali Rıza ile konuştum. Buraya gelmeden evvel ortada hiçbir şey yokken hayvanlar bulaşıcı hastalığa yakalanmış gibi birer birer ölmeye başlamışlar. Bize bu köyde yaşam hakkı kalmadı arkadaşlar. Ben yarı sabah ailemi de alıp buradan ayrılıyorum. Eğer içinizde benim gibi düşünenler varsa sabah onlarla beraber ayrılalım buradan. En azından hem canımızı kurtarmış hem de başka bir diyarda yabancılık çekmektense birbirimize destek oluruz dedi. Kahveden 5-6 kişi ayaklanıp Ekrem Ağa'nın teklifine sıcak bakıp yanına yaklaşınca yine köyün Ekrem Ağa gibi yaşça en ileri gelenlerinden Davut Ağa da ayağa kalkıp söz aldı. Ağlar etmeyin biz bu yaştan sonra bu köyden başka bir yerde yapamayız. Son çare olarak Adıyaman eşrafından Davut Hoca'ya haber yolladık. Köyümüzde olanları ona anlattı. Birkaç güne köye gelecek. O zaten çözemediği hiçbir olay olmamış şimdiye kadar. İnşallah birkaç gün daha dişimizi sıktıktan sonra bu beladan kurtulacağız tamamıyla dedi. Samiye evde dek kalmasın. Ona yoldaşlık etsin diyerekten Kezban da artık Ali'lerde yaşamaya başlamıştı. Ali her şeye rağmen yine işlerle uğraşıyor. İlçeye inip evini alacaklarını tedarik ediyordu. Samiye de üvey anasının ölümünden bir süre sonra garipleşmiş, eski halinden eser kalmamıştı. Sürekli gözleriyle evde bir yerlere kitlenip kalıyor. Bazen Kezban'ın söylediklerine bile cevap vermiyor, dalıp gidiyordu. Evi çekip çeviren Kezban olmuştu. Ali'ye hizmette ona kalmıştı haliyle. Samiye akşamları erkenden uyuyor, Kezban ile Ali ise gece boyu baş başa ne yapmaları gerektiği konusunda konuşuyorlardı. Ali, ilçeye bu kadar sık inmesinin oralarda bir yer tutmak için olduğunu sonunda Kezban'a söyledi. Hem belki bu köyden ayrılmak karısı Samiye ile iyi gelecekti. İki gün sonra köy meydanında ihtiyarlarla birlikte Davut Hoca köyde o varlıkların daha sık görüldüğü söylenen yerleri tek tek dolaşarak Davut Hoca'nın ağzından çıkacak sözleri merakla bekliyorlardı. Köyde bir ağacın altını gösterip kazılmasını ister Davut Hoca. Gençlerden bir iki kişi hemen koşup kazmaya başlarlar. Söylenen ağacın altını sonunda hiçbir şey bulamazlar. Köylü biraz şaşırır. Davut Hoca da biraz güven kaybı yaşadığından gece köyde kalacağını, araştırmaya devam edeceğini söyler. Akşam köy kahvesinde insanlar toplantı halinde otururlarken kapıdan içeri Mehmet adlı genç girer. Davut hocanın oturduğu masaya kadar yürür ve cebinden bir şey çıkarıp aradığın bu muydu hoca deyip masaya bırakır. Mehmet'in elleri tırnakları toprak olmuştur hep. Köylü ve hoca ilk şoku atlatıp masadaki şeye baktıklarında bunun bir muskaya benzer deri olduğunu görürler. Mehmet'i e, bunu nereden buldun diye sorsalar da Mehmet tüm ısrarlara rağmen hiçbir şey hatırlamadığını, bir ağacın altında uyuyakaldığını ve uyandığında bunu avcunda bulduğunu söyler. Davut Hoca muska benzeri şeyi alıp açtığında bunun bir büyü olduğunu ama ne büyüsü olduğunu bilmediğini söyleyip bu beni aşar der. Yalnız bu köyde çok kötü şeyler yapılmış.'' bu büyü basit bir büyü değil der. Kırmızı büyü türüne girecek denilecek kadar derin bir büyü bu. Yapacağınız en iyi şey bu köyü terk etmek olabilir. Başka hiçbir şey sizi kurtarmaz der ve köyden apar topar ayrılır. Köylü kahvede hocanın bıraktığı deriyi açar ve bakarlar. İçinde garip garip şekiller vardır. O gece eşini Kezban'la bırakan Ali de bu olaylara şahit olmuştur ve söze karışır. Bunu Edip Hoca'ya göstermeliyiz der. En azından o bize sonuna kadar bir açıklamada bulunur. Bunun gibi kaçıp kendisini kurtarmaya kalkmaz der. Ertesi gün köylü Edip Hoca'yı köy kahvesinde beklemektedir. Edip Hoca muskayı açar ve biraz sessizlikten sonra anlatmaya başlar. Yıllar önce ben daha küçük bir çocukken bana bu işleri öğreten hocamın anlattığı bir olay vardı. Köyün birinde buradaki olaylara benzer olaylar yaşanmış. Hocalar ne yaptıysa köyde yaşananlara bir son verememişler. O zaman da bu muska türü deri bulunduğunda olaylar daha da artmaya, köydeki insanlar ölmeye başlarlar. Ölmeyenler ise kaçarak canlarını zor kurtarmışlar. Günümüzde de o köyün hala ifritler tarafından kullanıldığı söylenir. Bu yaşadıklarımız daha başlangıç. Yol yakınken kaçın gidin bu köyden. Bu uyuyu çözemeyiz asla. Onlarla baş edemeyiz. Der. Bu haberin ardından ertesi gün köyde ummalı bir göç hazırlığı başlar. Köylü ne varsa sırtlanır ve köyden ayrılmak için hazırlıklarını tamamlar. Zira bu köyden gece olmadan çıkmak hepsinin yararına olacaktır. Ali, Kezban ve Samiye de köyden ayrılanlar arasındadır. Köyde tüm olanlara rağmen 10 tane aile kalmıştır. Belki kaybolan çocukları geri gelir ya da gidecek bir yerleri olmadığı kaygısıyla. Ali köyü terk ettikten yaklaşık bir ay sonra şehirde gezerken köyden birlikte ayrıldığı ailelerden olan Demir'le karşılaştı. Birkaç kelime hoş sohbetten sonra konu köyde kalanlara gelince Demir'in suratı ister istemez asıldı. Kötü bir durum olduğunu anlayan Ali, Demir'i e ısrar edince Demir de kendisine kadar gelen yaşananları anlatmaya başladı. Köyde son olaylardan sonra çok fazla aile kalmamıştı. Onlar da ne olursa olsun biz burayı terk etmeyiz diyen yaşlı insanlardı. Çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen köyden ayrılmamışlardı. Gel zaman git zaman çocukları Onlardan haber alamamaya başlayınca jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma da gelen telefonlardan bunalıp sonunda bir ekip yolluyor köye. Köye giden ekibin söylenen evlere girip de gördüğü manzara ise korkunçtu. Köyde kalmakta ısrar eden aileler tüm fertleriyle birlikte evlerinde parçalanmış şekilde bulunmuşlardı. İyi ki Edip Hoca'nın sözlerine inanıp ayrılmışız o köyden diye düşündü. Arkadaşından ayrıldıktan sonra Ali eve gittiğinde bu olanları kimseye söylemedi. Zaten Samiye'di. Edip Hoca'nın yardımlarıyla iyi olmaya başlamıştı. Kezban'la birlikte hiçbir şeyden habersiz yaşamalarının daha iyi olacağını düşündü. Günümüz arabayla 3 saatlik yolculuğun ardından sakin bir kafede oturmuş karşısındaki üniversitenin anlattıklarını dinliyordu Faruk. Ünzile beklediğinden daha da güzel bir kız olarak gözükmüştü gözüne. İster istemez böyle bir kızın karşısına çıkan her erkek gibi o da kızı beğenmeden edememişti. Fakat de bir farklılık var gibiydi. Konuşurken gözlerini bir noktaya sabitlemiyor, sürekli etrafta dolaştırıyordu gözlerini. Bu da Faruk'u biraz tedirgin etmişti. Kız arkadaşının dedikleri geldi aklına. Belki de bu kız Gerçekten bir deliydi ve ailesini o öldürdü. Bunları hatırlayınca ister istemez tedirgin oldu Faruk. Bu tarafa geldiği için şimdiden pişman olmuştu. Bu kız gece yatırıp beni de kesmesin diyerek içirdi içinden ve güldü. Gülümsemesini Ünzile fark edince o da gülümsedi. Benden korktun değil mi diye gülümsemeye devam etti. Faruk her ne kadar yok demeye çalışsa da, Ünz ile konuşmasını sürdürdü. Benim deli olduğumu sanman normal ama anlatacaklarımdan sonra bu fikrin büyük ölçüde değişecek diyerekten ekledi. Annem ve babam hayattayken ben de sizin gibi sıradan hayat yaşayan birisiydim. Fakat onları kaybettikten sonra o evde garip olaylar olmaya başladı. Belki anne ve babamı kısa aralıklarla kaybettiğimden Psikolojik olarak kendim öyle sanıyorum gibi gelebilir size ama ben yaşadıklarımdan eminim. Onlar öldükten sonra pek akrabamız da olmadığından o evde tek başıma yaşamaya devam ettim. İlk zamanlar her şey normaldi. Hatta en yakın arkadaşlarım da bana destek olmak için benimle kalıyorlar. Bu da yeni yaşantıma alışmamı kolaylaştırıyordu. Fakat onlar sadece benim yalnız kalmamı beklemişler sanki benimle birlikte kalan arkadaşım Yasemin o akşam evindeki işlerini halletmek için ailesinin yanına dönmüştü. Ben de uzun bir süre sonra evde yalnız bir gece geçirecektim. Her şey normaldi. Dizilerimi izledim, işlerimi hallettim ve yatağıma uzandım. Fakat ne kadar uyudum bilmiyorum. Annemin bana seslenmesiyle uyandım. Etrafta kimse yoktu ama annemin sesi mutfak tarafından beni çağırıyordu. Neden bilmiyorum ama o sesin peşinden mutfağa indim. Kapıyı açtım ve karşımda gördüğüm şey mutfakta beni bekleyen bendim. Tam aklım karışabilir ama mutfakta karşımda kendimi gördüm. Göz göze gelince gözleri ve ağzı büyüyerek üzerime atladı ve ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde terk edilmiş karanlık harabi bir köyün girişindeydim. Hiç görmediğim, neresi olduğunu daha sonradan anlayacağım bir yerdi burası. Köyde ilerlemeye başladım. Birkaç hanede yaşayanların varlığına şahit oldum. Tam onlardan birisine girip yardım isteyecekken ormanın diğer tarafından insana benzeyen varlıklar o evlere yönelmeye başladılar. İnsan gibi itler ama yürümek yerine süzülür gibi hareket ediyorlardı. Onlar kapılarını çalmadan köyde yaşayanların olduğu evlere girer girmez evlerden feryat, çığlıklar yükselmeye başladı. O varlıklar her neyse evlerindeki insanları öldürüyorlardı. Onların beni görmediklerine emindim. En azından şimdilik. Bir an önce bu köyden kurtulmak için arkamı dönüp koşmaya hazırlandığım anda karşımda annemi ve babamı gördüm yüzleri ve elleri kan içindeydi büyük bir azap çektikleri belliydi annem daha da yaklaşarak boğazıma yapıştı ve bize yardım et bu köyden kaçıp gitme dedi annem bunları söylerken gözlerinde sanki başka bir şey vardı sanki başka bir varlık içine işlemişti onun annemden kurtulmaya çalışırken uyandım yatağımdaydım sabah ezanı duyuluyordu ve ben ter içindeydim Faruk yaşadığı olayları bilgisayarının kendi kendine açılmasını aklına getirmişti. Bir an kızın anlattıklarını duyunca bu işin üzerine gitme hevesinin daha da arttığını hissetti. Peki o köye gitme şansımız var mı? Sen hiç denedin mi diye sordu Faruk. O köyden küçüklüğümden beri hiç bahsedilmedi biz evde diye devam etti Ünzile. Ne zaman biz nereden geldik diye sorsam bizim köyümüz yoktu diye kapattılar konuyu. Fakat ölümlerinin ardından onların eşyalarını fakirlere dağıtırken odalarında önce babamın not aldığı defterleri buldum. Eski resimler olsun, resmi belgeler, tapu benzeri gibi şeyler. Sonra bakarım diye o telaşla bir kenara kaldırdım. Temizlik yaptığım bir günde de evin bir köşesinde muskaya benzeyen yazılı kağıtlar buldum. Korktuğumda sadece resimlerini çekip oldukları köşelere geri sıkıştırdım bunları ve bir hocaya gösterdim. Bizim evde temizliği hep annem yaptığından daha önce bu tür şeylere rastlamamıştım. Tanıdık bir hocaya gösterdiğim zamansa bunların evin korunması için anne ve babam tarafından konulmuş olduğunu yerlerini değiştirmemem gerektiğini söyledi. Fakat bu muskalar evi koruduysa ben bu kabusları neden görüyordum? Bunu anlamıyorum. Bu yüzden de sizden bana yardım etmenizi istedim dedi. Faruksa ise elinden geldiğince yardım edeceğini söyledikten sonra ben ne hocayım ne de bu konularda bir alimim. Sadece merakı fazla olan birisiyim. Benim yaşadığım olayların seninle tanıştıktan sonra olmaya başlamasında benim de bir payım olduğunu düşünüyorum bu yaşananlarda. En azından o köyü bulalım. Olmadı bir hocaya gidelim. Tam olarak köyün nerede olduğunu öğrenelim bu musibetten kurtulalım dedi. Köyün adı da adresi de babamın yazdığı notlarda ve eski tapu belgelerinde var. Ben artık o evde pek kalmamaya çalışıyorum. Bize gidersek sen de bunları görürsün. Sonra gitmek için hazırlıklarımızı yaparız dedi Ünzile. Çin'den Ünzile'ni anne ve babasının olduğu olayların yaşandığı eve gitmenin korkusuna rağmen kıza hayır diyemedi. Faruk sonuçta merakına yenilmiş ve bir yolculuğa çıkmıştı. Hesabı ödedikten sonra Ünzile ile beraber arabaya binip Ünzile'nin evine doğru yola çıktılar. Faruk anlatmaya devam ediyor. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuğun ardından Ünzile'nin tarif ettiği ve uzunca bir süredir kalmamaya özen gösterdiği evini bulduk. Apartmana vardık. Ne yalan söyleyeyim. Ünzile'nin arkasından binaya girerken de evin kapısından girmek için, önizlerin anahtarlarını bulmasını beklerken de, içimde, korku gitgide artıyordu, eve girdiğimizde, yüzüme vuran rutubet kokusu karşıladı bizi, Ümzile de, benim gibi eve girerken, çekiniyordu, yavaş yavaş oyunda, ben arkada evin ışıklarını yakarak, salona kadar geldik, hem akşam ezanını geçirdiğimiz için, hem de, sebebi açıklanamayan ölümlerin, yaşandığı bu evde, fazlaca durmak istemediğim için Ünzile'ye anne ve babasının odasına gidip babasının notlarını alıp bir an önce bu evden çıkmak istediğimi söyledim. Belki de bana öyle geliyordu ama sanki evde bizi izleyen görmediğim varlıklar vardı. Ünzile ile birlikte yalnız kalmamak adına ben de onunla yatak odasına kadar girdim. Ünzile biraz karıştırdıktan sonra elinde ufak bir çantayla yanıma gelip artık gidebiliriz dedi. Bu saatte bu tür belgelerle kafe gibi bir ortamda rahat hareket edemeyeceğimizden Önzile'nin kız arkadaşıyla beraber yaşadığı eve doğru yola çıktık. Ayşegül, Önzile'nin lise yıllarından beri tanıdığı ve araları çok sıkı olan bir arkadaşıydı. Bizi içeri buyur ederken Önzile ile uzun zamandır bu evde yaşadığı için Önzile'nin yaşadığı olaylar hakkında bilgi sahibi olduğunu anlattı bana fazla zaman kaybetmeden oturma odasına geçip Özlen'in uzattığı çantayı aldım ve açıp içinde ne yazdığını anlamaya çalıştım. Bir iki tane defter, içimde resimlerin bulunduğu bir fotoğraflık çıktı. Fotoğrafları kızlara uzatıp defterlerden birini elime alıp sayfalarını karıştırmaya başladım. Bu arada Özlen de daha önce bu defterlerde yazılanlara baktığından söze karışarak Babam köyde yaşadığı zamanlarda olan borcunu alacağını, harcını falan yazmış bu defteri. Fakat diğer defterde babam köyden ayrılmadan bir süre önce günlük gibi yaşanan olayları not etmeye başlamış. Çantayı biraz daha karıştırınca da içinde tapu kağıdına benzeyen kağıtlar ve ne olduğunu bilmediğim Arapça yazılı sayfalar çıktı. Ayşegül resimleri kontrol ederken birden heyecanlanıp ''Hey şu resimdekilere baksanıza bunlar normal mi diye sordu ve resimleri bize verdi. Ayşegül'ün gösterdiği resimde bir grup köylü muhtemelen bir gezgin ya da köyde bulunan tek fotoğraf makinesine sahip olan kişiye poz vermişler gülümsüyorlardı bir evin önünde. Fakat fotoğraftaki 10 kişinin arasında yüz hatları bakımından diğer insanlardan çok farklı olan başkaları da vardı. Sanki köylü bundan hiç rahatsız değilmiş gibi duruyordu resimlerde. Belki o zamanlar fotoğraf makineleri iyi çekim yapamadığından görüntüde bir bozukluk olmuştu. Ama bu varlıklar ürpermemize neden olmuştu. Evdeyken bilgisayarıma düşen resimlerin benzeriydi bu resimler. Bir işaret beni o köye doğru yavaş yavaş çekiyordu. Köy buraya ne kadar uzaklıkta diye sordum Ünzile'ye. Babamın yazdıklarının hepsini okudum. O köyden ne kadar uzaklaşabilecekse uzaklaşmaya çalışmış. Köy şehrin diğer tarafında kalıyor. Yıllardır da bir daha oraya ne uğramış ne de bir kimseyle görüşmüş. Geçmişini silmiş, kendisine yeni bir hayat kurmuş. Köy buraya iki saat kadar uzaklıkta. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Biraz araştırma yaparak köyün bulunduğu konuma internetten ulaştım. Ama oralar yeni plana göre boş arazi olarak gözüküyor. Ormana karışmış bir yer. Köyün adı hiçbir yerde geçmiyor. Silinmiş gitmiş ama oralarda bir yerlerde. En azından babam civar köylerin isimlerini tek tek yazmış. Hatta bu köylerden birinde bir arazisi de var. Tapu kağıtlarında gözüküyor. Oraya ulaşırsak belki birkaç köylü bize yardım edebilir diye düşünüyorum dedi. O köye gitmek Sence ne kadar mantıklı diye sordum Ünzli'ye. Baksana baban bile o kadar şey yazmış ama bir daha o köy merak edip dahi uğramamış. Orada bir kötülüğün olduğunu söylüyor. Köyü terk etmeyenlerden bir daha haber almadıklarını, hepsinin öldüğünü, oraya gittik diyelim. Ya o bahsedilen varlıklar bize de zarar verirlerse ya da o köyden bir daha hiç geri gelemezsek. Baban seni o topraklardan hep uzak tutmaya çalışmış demek ki. Orada korktuğu bir şeyler gizli. İster gel ister gelme. Ben o köye gitmeden rahat edemeyeceğim. Annem ve babam her gece karşıma çıkıyorlar. Ne zaman uyumak için odama gitsem, yatağımın başına gelip sabaha kadar bize yardım et diye yalvarıyorlar. O köyde saklanan bir gerçek var ve ben bunu öğrenmeden rahat etmeyeceğim. En kısa zamanda orayı bulup işin aslını öğreneceğim dedi. Ertesi sabah arabayla Münzile ile birlikte o köyün yoluna düşmüştük bile. Yol boyunca ben arabayı sürerken o sürekli babasının yazdığı notlardaki ilginç yerleri bana yüksek sesle okuyor, olan olayları birlikte gözden geçiriyorduk. Köyün olduğu söylenen bölgeye yaklaştığımızda asfalt yol bitmiş, toprak yola dönmüştü. Tarlayla birleşmiş, viran bir yol haline geldi. Etrafta tek tük evler göze çarpıyordu ama içinde sanki yaşayan insan yoktu. Kaybolmuştuk sanki. Saat de öğlene geldiğinden arabayı bir kenara çekip telefondan bulunduğumuz yerin konumuna bakmaya çalıştık ama ne internet vardı ne de telefon çekiyordu. Ünzile cebinden küçük bir harita çıkarıp açarken onu nereden buldun diye sordum. Babasının notlar arasında bulduğunu söyledi. Haritada bazı işaretli noktalar vardı ve bu sayede bir şekilde köyü bulabileceğimizi sanıyordu Ünz ile. İkimiz de haritaya yoğunlaşıp bir şeyler bulmak umuduyla dalmışken arkamızdan gelen adamı fark etmemiştik. Hayırdır gençler bu tenha yerde bir başınıza ne arıyorsunuz demesiyle arkamızı dönüp adamla göz göze geldik. Yetmişli yaşlarında saçı sakalı ağırmış elinde bastonuyla ihtiyar bir çobandı bu adam. Köyün adını söylemeden falanca yerde Macera olsun diye kamp yapmak istemiştik sevgilimle diğer diyerekten Ünzile'nin elini tutup gülümsedim amcaya. Ünzile de bana sarılıp söylediklerimi destekledi. Evet amcacım kaybolduk ama dedi. İhtiyar adam konuşurken Ünzile'yi dikkatle süzüyordu sanki. Çok eski bir tanıdığını görmüş gibi sonra bana döndü ve şunları söyledi. Delikanlı senin kim olduğunu çıkaramadım ama sen kızım bizim köyden Ali'nin kızısın değil mi diyerekten Ünzile'ye cevap bekler bir şekilde bakmaya başladı. Açıkçası korkmuştum ben de. Kafamı Ünzile'ye çevirip şüpheci bir şekilde bu amcayı tanıyor musun diye sordum. Ünzile de şaşkındı ama kendini çabucak toparlayarak saçmalama. Tabii ki bu adamı hayatımda ilk defa görüyorum. Sana yemin ederim asıl önemli olan bu adam benim babamın kim olduğunu. Ve benim onun kızı olduğumu nasıl anladığını öğrenmek dedi. İhtiyar adam bizi gülümseyerek izliyordu. Korkma delikanlı dedi. Kız arkadaşın Ali'ye o kadar çok benziyor ki tahminde bulunmak zor değil dedi. "E anlatın bakalım şimdi bana gerçeği. Bu taraflara neden geldiniz?" diyerek ekledi. Üzlenin hemen içi ısınmıştı adama. Babasından tanıyan birisi olduğunu öğrenince. "Bunlar evvel" Babamların ayrılmak zorunda kaldığı köyü bulmaya geldik aslında ama kaybolduk galiba dedi. Kızım ne işiniz var ki o köyde? Kimse yaşamaz orada. Yıllar önce millet ölümlerin ardından topluca terk etti o köyü. Kimse de uğramaz oldu. Kalanlardan da bir daha haber almaz olduk dedi. Üzüle bunun üzerine başından geçen olayları ayaküstü adama anlatmaya başladı anne ve babasının çok kısa bir zaman içerisinde peş peşe ölümlerini, sürekli bu köyle ilgili gördüğü kavusları ve sonunda bu köyü bulup her şeyin cevabını öğrenmesi gerektiğini tek tek anlattığı adama. Ve sonunda eğer o köyü biliyorsan senin gelmene gerek yok, bize tarif et yeter dedi. Çoban olduğunu sonradan anladığımız adam eliyle bir tepenin ardını gösterip şu tarafa doğru gidin. Tepeyi açtığınızda Köyden kalanları göreceksiniz. Yalnız orada kimse yaşamaz ve ne yapıp edin, orada akşam ezanından sonra kalmamaya çalışın. Yoksa bir daha geri dönemezsiniz evinize. Biraz dinlendikten sonra da, hem belki biraz şansınız varsa, Asiye kadar size yardım etmeye yanaşırsa da sorularınıza bir yanıt bulursunuz. O köyde insan olarak sadece onun yaşadığı rivayet edilir. Ama ben yıllardır hayvanlarımı buraya otlatmaya getiririm. Bu yakınlarda ona hiç rastlamadım. Yine de dediğim gibi hava karardıktan sonra buralardan uzaklaşmaya bakın. Yoksa sonunuz iyi olmaz dedi. İhtiyar çoban uzaklaşırken ben de Ünzile ile bir karar aşamasındaydım. Sonunda buraya kadar gelmişiz. Pek de geç saatlere kalmadan köye girer belki işimize yarar bir şeyler buluruz diyerekten köye doğru yol almaya başladık. Köye ulaştığımızda yaşlı çobanın dediği gibi her taraf viran bir haldeydi. Köyün yanındaki orman, geçen yılların etkisiyle adeta köyü yutmaya başlamıştı. Henüz öğlen saatleriydi. Bu yüzden, rahat rahat etrafa göz atarak, yaşayan bir şey var mıdır diye dolaşıyorduk köy meydanında. Bir süre sonra ilerledikten sonra, önüze, parmağıyla bir yeri işaret ederek, burası bizim ev dedi ve o tarafa doğru koşmaya başladık. Ben de, o koştuğu için peşinden koşmak zorunda kaldım. Ona yetişmeye çalışıyordum bir yandan da. Aklımda hep acaba bu kız beni bir tuzağa mı çekiyor diye düşünmeden edemiyordum. Dı takip ederken bir anda gözden kaybettim. Ne tarafa gideceğim diye düşünürken, Ünzile'nin çığlık sesini duyup, hızla sesi duyduğum eve doğru koşmaya başladım. Ünzile'nin yanına vardığımda, karşısında siyah çarşaflar giymiş, bastonla dayanmış, Bakımsızlığı her halinden belli olan yaşlı bir kadınla karşılaştım. Ünzile'ye neler oluyor gibisinden sorar gözlerle bakıp yaklaştığımda kadın yavaş yavaş yanımıza yaklaşmaya başladı. Ben Asiye kadın dedi. Geleceğinizi bana haber ettiler. Ben de sizi evinizde beklemenin daha doğru olacağını düşünmüştüm. Korkutmak gibi bir niyetim yoktu. Şimdiden kusura kalmayın kızın dedi. Kadın böyle böyle deyince zaten herkes gibi benim de kadının cinlendiği aklıma geldi. Yalan değil. Korkum biraz daha arttı. Sizi buraya çağıran şey benim yardımcılarım dedi. Ama korkmanıza gerek yok. Ben artık bu köydeki lanetin son bulmasını istiyorum. Sizlerin de yardımıyla. Hem sizin peşinizdeki cinlerden hem de bu köye musallat olan ifritlerden sonsuza kadar kurtulabiliriz dedi. Bunun için akşamı beklemeli ve yapacağımız ritüelle onları yakmalıyız. Bana yardımcı olur musunuz çocuklarım dedi. Kadın o kadar tonton bir kadındı ki. Ali konuşmaları falan insanın içini hemencik ısıtıyor, güven sağlıyor, ikna ediyordu bizi. Aklımızda. Akşam vakti buralarda bulunmama şartı aklımızdan uçup gidiyordu istemsizce. Ünzile. Benden daha büyük olaylar yaşadığı için dünden razıydı. Asiye kadına yardım etmeye. Bense her olaya hep şüpheyle yaklaşan bir kişiliğe sahip olduğumdan ufak ufak uyarmaya çalışıyordum Ünzile'yi. Kızım, gece vakti buralarda kalmayalım. Bak bu kadın bize bir şeyler yapmasın gibisinden. Ama Ünzile, sanki bir etki altındaymış gibi dediklerimi pek önemsemeyerek yaşadıklarım bir sona erecekse ben bu geceyi burada geçirmeye razıyım diyordu. Bu kadar korkak olma. Yazdığın şeylerden sonra biraz cesaretim vardır diye sana danışmak istemiştim. İstersen gidebilirsin. Keyif senin dedi. Açıkçası Ünzile'nin son lafları zoruma gitmişti. Buradan bir an evvel ayrılmayı ne kadar çok istesem de kızı böyle bir yerde bırakmaya da gönlüm el vermiyordu. Sonunda yardım edeceğimizi söyleyip Asiye kadının bizden istediklerini yapmak için köydeki evleri dolaşmaya başladık. Ama bu sürede Asiye kadında gece bize bir şey olmaması için birer muska hazırlayacağını. Şimdilik birbirimizden pek uzaklaşmamamız gerektiğini söyledi. Asiye kadın bizden bir şeyler istedi. O şeyleri bulmak için eski evlerin içlerine girdik. Eşyaları ararken hava iyice kararmıştı. Eve dönene kadar etraf tamamen karanlık olmuştu. Köy çok ürkütücü bir hal almıştı. Tekrardan Ünzülen'in baba evine girdiğimizde kadın evin içini nallarla donatmış, ritüel için gerekli bir takım şeyleri hazırlamış, anlamadığım bir dilde bir şeyler okuyarak evin içinde tur atıyordu. Bizi görünce çocuklarım şu çemberin içine geçin dedi. Çember odanın merkez noktasındaydı. Çevresinde de yine Türkçe olmayan karakterlerle yazılı kağıtlar vardı. Kadının dediği gibi bu çemberin içine girip oturduk. Bize ne olursa olsun bu çemberin içinden çıkmamamız gerektiğini göreceğimiz varlıklardan korkmamamızı bu çemberin bizi koruyacağını söyledi. Sonra bizden parmağımızı biraz kesip su dolu bu kaseye üç damla damlatıp ona geri vermemizi söyledi. Aklımda kan kullanılarak yapılan bu tür şeylerin iyi niyetli şeyler olmadığı kalmıştı. Araştırdığım olaylardan üzüleye baktım. Kadının dediklerini ikiletmeden yapıyor parmağını kesiyor falan. Asiye kadına dedim ki kan damlatmamız iyi bir şey mi? Bildiğim kadarıyla bu tarz şeyler kötü şeyler diyebiliyorum ben. O da gülümseyerek tamam oğlum dedi. Sen haklısın. O ifritleri buraya davet etmek için kullanacağım onu. Sizin kanınıza karşı koyamazlar. Gelirler. Kötü bir şey olmayacak. Korkmayın dedi. Bu sırada Ünzile de bana niye sürekli böyle nazlanıyorsun der gibi bakıyordu kandı anlattığımız kasileri kadına geri verdikten sonra kadın bir şeyler okumaya başladı onlara bir şeyler üfürdü ritüel gereği başka şeyler daha yaptıktan sonra ben ateşlerin harlanmasını ve duvardaki gölgelerin iyice büyümesiyle ifritlerin davetimizi kabul ettiklerini anladım kadın sesini gittikçe yükselterek okumaya devam etti ve sonunda karşımda hayatım boyunca bir daha görmek istemeyeceğim şekillerdeki varlıklara, Önezile ve benim içinde bulunduğumuz çemberin etrafında dönmeye başladılar. Asya kadına bakıyordum. Sanki gülümsüyor gibiydi bize bakarak. Aha, şimdi bir şey yapacak bu varlıkları buradan uzaklaştıracak, bizi de kendini de kurtaracak diye düşünürken, o bize doğru yaklaştı. Varlıkların arasından geçip önümüzde durdu ve anlatmaya başladı. Bu köyde o kadar kötü yürekli insanlar yaşadı ki hiçbiri bir ötekini çekemedi. Birbirlerinin yüzlerine görüp arkalarından delikodu yaptılar. Birbirlerinin kuyularını kazdılar ve sonunda birbirlerinden kurtulmak için bizi bu köye davet ettiler. Onlar bizden her ne istediyseler yaptık. Fakat o Ademoğulları istedikleri olduğunda verdikleri sözleri tutmak yerine bize vaat ettikleri şeyleri vermeyip üstüne üstlük bizden kurtulmak için türlü yollara başvurdular. Sonunda biz de bu köyü ele geçirip bu köyde nefes alan her ne kadar Adem oğlu ve onlardan olma çocukları varsa intikam almak için yemin ettik. Bu köyde yaşayan her hanedeki insanlar ölene kadar durmayacağımıza söz verdik. Ve bugün siz ikinizle birlikte verdiğimiz sözü tutmuş olacağız.'' Ben Asiye, babam, Edip Hoca, bu köylüyü ifritlerden kurtarmak için çok çalıştı ama sonunda bu köylünün ne kadar büyük günahlara girdiğini fark ettiğinde onun için de çok geç olmuştu. İfritler onu da aldılar ve ben babamın ölümüne neden olan kişilerden intikam almak için, yıllarca yaşayan birilerini bulmak için aradın durdum ve sizleri buldum. Ünzile'ye bakarak sen Ali ve Samiye'nin kızı Ünzile dedi.'' Ünzile ağlamaya başlamıştı. Tuzağa düşmüştük Ama benim annemin adı Kezban diye bildi kekeleyerek. Asiye kadın yeniden bir kahkaha attı. Kezban ha dedi. Samiye'nin en yakın arkadaşı Kezban değil mi? Dinli o zaman. Senin annen Samiye'dir. Babanın ilk karısı. Ve annem dediğin kadın en yakın arkadaşıydı annemin. Annem sandığın Kezban. Bizlerin yardımıyla senin öz ananı öldürüp Sonra babanla evlendi. Seni de kendi öz evladıymış gibi büyüttü yıllarca. O da bize verdiği sözleri tutmadı ve ölümü hak etti. Biraz sonra ikinizi de onlara vereceğim. Onlar bana verdikleri sözü tutup babamın ruhuna azap vermeyi bırakacaklar. Fakat ben hala bu köyle olan bağımı anlayamamıştım. Annem ve babam bu şehirli bile değillerdi. Hatta dedelerim bile farklı şehirde yaşarlar diğeri nesildir. Asiye kadın sanki içimden düşündüklerimi duymuş gibi bu sefer bana baktı. Sen belki de en masum olansın ama anne ve baban da yıllardır sana yalan söylemişler. Onlar da bu köyden kaçıp kurtulabileceğini sanan insanlardandı ama olmadı dedi gülerek. Şimdi hiçbir şeyden haberin olmadan seni de onlara vereceğim. Bu köyün laneti sona erecek.'' Babam da huzur bulacak dedi. Evi terk etmek üzereyken yine bir şeyler okuyup çevremize çizdiği çemberi silmeye başladı. Ünzile yanında feryat figan ağlarken ben de artık her şeyin sona erdiğini düşünüyordum. Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyordu. Etrafımızdaki çember bozulunca o varlıklar pis pis sırıtarak üzerimize doğru geldiklerini gördüğümde ağzımdan sadece... Ama ben evlatlıktım cümlesi döküldü. Kendime geldiğimde bir hastane odasında açtım gözlerimi. Başımda şeyda gözlerimi açmamı bekliyordu. Her tarafım kırıklar ve dikişlerle doluydu. Şeyda'yı görmek beni mutlu etmişti. Zor da olsa bana ne oldu? Nasıl bulabildiniz beni diyebildim. Şeyda da anlatmaya başladı. Jandarmanın Ünzile ve benim içinde bulunduğumuz arabayı köyün yakınlarındaki yolda şarampöle yuvarlanmış bir şekilde bulduklarını, tüm müdahalelere rağmen Ünzile'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, benimse bir haftadır yoğun bakımda olduğunu ve sonunda gözlerimi açtığımı söyledi. İçimden ne yani tüm o köyde yaşananlar benim koma halinde gördüklerim mi diye düşünürken şeytanın boynuma bir şey takmaya çalıştığını fark ettim. Dikkatlice bakınca bunun bize köyde Asiye kadına sizi korur diye verdiği muska olduğunu fark ettim. Şeyda'ya bakıp onu bana sakın takma dedim. Bir çakmak bul, onu yak. Yandığını görmek istiyorum. Şeyda nasıl olur falan dese de heyecanlandığımı fark edince çantasından çakmağını çıkardı ve hastane odasında gözlerimin önünde muskayı yakmaya başladı. Muska yandığında ben de rahatlamış bir şekilde yatağıma yeniden uzanıp Gözlerimi rahatça kapattın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ruha korku veren ılık bir geceydi. Ay ve yıldızlar, zifiri gökyüzünün, gümüş kolyeleri gibi asilce parlarken, bir çift göz pencerenin camından kasvetli geceyi süzüyordu. Bu çift göz güzel bir dadıya aitti. Dadı Baklığı uyutmuştu ve ne yapacağını bilmiyordu. Canı da çok sıkılıyordu. Bu arada saat 22.45'i gösterirken dadı da sabırsızlıkla çocuğun anne ve babasının gelmesini dört gözle bekliyordu. Ve kapı sert bir şekilde üç kere vuruldu. Dadı bir an korkuyla sıçradı. Çok korkmuştu ve elini göğsünün üzerine koyduğunda kalbi göğüs kafesine şiddetli yumruklar savuruyordu. Eğer gelenler çocuğun anne ve babası olsaydı kapıyı vurmaları gerekmezdi. Hem de böylesine sertçe. Anahtarla açar girerlerdi. Bu düşünce dadının zihninde ışık hızıyla geçmişti. Dadı kapıya doğru ilerlerken bir yandan da çocuğun uyuduğu odanın kapısına hafiften kulak kabarttı. Çocuk uyuyordu. Eli kapının döner tokmağına temas eder etmez. Kapı tekrar sert bir şekilde üç kere vuruldu. Aniden sıçrayarak olün duvarına yapıştı. Gözleri büyüdü ve kalbindeki çakranın parçalandığını hissetti. Ürkek bir sesle kim o demeyi başarabildi. Kapının diğer tarafından yanıt gelmedi. Üç kez kim o dedi fakat yanıt yine gelmedi. Kapının dürbününden baktığındaysa Ortada kimsecikler yoktu. Bir süre şoklanmış gibi kapının önünde bekledi. Ve sonra salona doğru yürüdü. Aklı karışmıştı. Korku ve sorgu beyninin içinde bir yuma dönüşmüştü adeta. Bu sırada kapı çok sert bir şekilde tekrar vuruldu. Olduğu yere adeta çivilenmişti bu sefer. Dudakları titriyor, tüyleri ürperiyordu. Kapıya doğru zor da olsa bir iki adım atarken ağlamaklı ve yalvarır bir ses tonuyla ''Kimsin? Lütfen kimsin söyle'' dedi. Kapının dışındaki her neyse belli ki çok ketundu. Ne ses ne de seda vardı. Peki neydi bu? Dadı fizik ötesi varlıkların saldırısına mı uğruyordu? Böyle şeylere inanmayacak kadar materyalist biriydi. Onun için madde esastı. Doğmacı değildi. Bir şey varsa vardı. Yoksa yoktu onun için. Ama şimdi bir şeyler vardı işte. Kapının hemen arkasındaki boşlukta. Bütün cesaretini toplayarak kapının tunç tokmağına çevirdi ve hızla kapıyı açtı. Karşısına ne çıkarsa çıksın artık önemli değildi. Çünkü kapıldığı bu korku ve dehşet fırtınası ruhunu törpülüyor ve bedeniyle ruhu arasında dipsiz bir kuyu kazıyordu. Kapı açılınca bir ılık yaz meltemi yüzünü yaladı. Ama dışarıda kimsecikler yoktu. Dadanın içini korkuyla sevinç arası tuhaf bir duygu sardı. Kapının önünde kimsenin olmamasına hem sevinmiş hem de korkmuştu aslında. Belki de bir arkadaşı ona eşek şakası cinsinden bir şaka yapıyordu. İyiydi. Şu an şehrin 70 kilometre dışındaydı. Bulunduğu yer bir göl kenarında yarı çiftlikvari vari bir evdi arkadaşı veya arkadaşları bütün işi gücü bırakıp onu korkutmaya buralara gelmiş olamazlardı. Hayır, kesinlikle böyle bir şey olamazdı. Dadı temkinli ve bir o kadar da korku dolu gözlerle etrafı kolaçan etti ama kimsecikler yoktu. Veranda da rüzgarda sallanıp çift kişilik salınacak onu ürpertirken Esad hafif rüzgar saçlarını koyu karanlıkta bir ahtapotun dokungaçları gibi sağa sola savuruyordu. Kimsecikler yoktu görünürde. Bu zifiri karanlıkta, görünebilecek her ne varsa gecenin suskunluğuna gizlenmişti. Ağaçların hışırtısı, rüzgarın esintisi ve belli belirsiz gelen sesler, insan beynindeki korku atölyesine sınırsız malzemeler verirdi. Evet, dadanın zihnindeki korku mekanizması da harekete geçmişti böylelikle. Dadı verandanın merdivenlerine doğru ürkekçe bir iki adım attıktan sonra etrafını iyice süzdü. Kimseler yoktu. İyice emin olmuştu artık ve içeriye girip kapıyı kapattı. Kapının zincirini de yerine geçirip bir süre orada bekledi. Birdenbire korkunç bir hisse kapıldı. İzlendiği hissine. Sanki bedelsiz bir varlık tarafından izleniyordu. Dadı'nın korku mekanizması kusursuz işliyordu. Az önce bir nebze olsun rahatlayan kalbi göğsünü tekrar yumruklamaya başladı. ki tavandan sarkan avizeyi bir an için korkunç bir yarata bürünmüş gibi gördü. Dadı beyninin karanlık odalarından birine hapsolmuştu artık. Bu karanlık hücrede gözlerine yansıtılan bütün korku unsurlarını dehşet veren bir netlikte izliyordu. Belki de halüsinasyon görüyordu kim bilir ve bir anda soluğu salonda aldı koltuğa oturup başını ovalamaya başladı bu birkaç dakika içinde gelişen esrarengiz olaylara bir türlü anlam veremiyordu alkol veya herhangi bir uçucu madde kullanmıyordu ayrıca düzenli kullandığı herhangi bir antidepresan ilacı da yoktu yan etkisini gösterebilecek dedi içine düşmüş olduğu bu durumu korku içinde düşünürken koltuğun yanındaki sehpanın üzerinde duran telefon çığlık atarcasına çalmaya başladı. Dadı bir anda yerinden sıçradı. Sessizliği bozan bu sesler saniye içerisinde Dadı'yı tekrar rahatlattı. Arayan çocuğun annesi veya babasıydı muhtemelen. Ahize'yi yavaşça kaldırıp alo dedi. Telefonun diğer ucunda sessizlik hakimdi. Dadı tekrar ''Alo'' dedi. ''Bu sefer ses geldi, boğuk bir ses, sanki gırtlaktan gelen kaba bir hırıltıyla. Merhaba güzel dadı, gecen nasıl geçiyor, korkuyor musun?'' dedi. Dadının bir anda dili kurumuş, alnında boncuğu andıran terler belirmeye başlamıştı. Kalbi yine hızlanmaya ve göğüs kafesine daha şiddetli yumruklar vurmaya başlamıştı. Çekeler bir şekilde ''Kimsin, ne istiyorsun?'' dedi. Kısa bir sessizlikten sonra telefonun diğer ucundan çığlık ve ağlama sesleri duyulmaya başladı. Biri ya da birileri çığlık çığlığa bağırıyor, haykırıp deli gibi ağlıyordu. Dadanın bütün vücudu sıtmaya girmişçesine titriyor ve bu arada gözlerinden de korkunun hakim olduğu yaşlar dökülmeye başlıyordu. Ve telefondaki bağırışma ve çığlıklar bir anda kesilip yerini... Yine kısa süreli bir sessizliğe bıraktı. Ardından yine o soğuk ve hırıltılı ses konuşmaya başladı. ''Duyuyor musun? Seni istiyorlar. Sadece seni. Ne zaman geleceksin buraya?'' Bu sözleri sarf ederken sesi alay eden bir korkunçlukla dadanın kulağını tırmalıyor gibiydi. Dadı korkunun koyu girdabında ruhuna eziyet veren bu sesi yalvarırcasına, telefona ağlayarak ''Ne olur kimsin?'' Ne istiyorsun dedi. Böyle dediği anda telefon kapandı. Ahizeyi sertçe kapatıp tekrar kaldırdı. Polisi arayacaktı ama telefon artık çalışmıyordu. Çantasına uzanıp aceleyle cep telefonunu çıkardı. Ve neyse ki cep telefonu çalışıyordu. Polisin acil hatta numarasını çevirdi ve duydukları karşısında dehşete düşerek telefonu koltuğun bir köşesine fırlattı ve diziyle bağdaş kurup sinir, korku histeri karışımı bir girdaba kapılarak ağlamaya başladı. Çünkü aradığı acil hattan yine çığlık ve ağlama sesleri geliyordu. Dadı, yapayalnız ve beyninin kıvrımlarından fışkırıp vücuduna gelen korkunun esareti altındaydı. Lavaboya gitmek istiyordu. Yüzünü yıkamak ve biraz kendine gelmek. Ama kalbindeki arsız korku gitmesine engel oluyordu. Ve sonra tüm cesaretini toplayarak o kork koridorundan geçerek lavaboya girdi. Gözlüklerini aynanın önüne bırakarak yüzünü bir güzel yıkadı. Doğrusu korkunç bir gece geçiriyordu. Gözlerinin altı kızarmış ve sanki bir şişe viskiyi bir anda kafasına dikmiş gibi sarhoş bir yüz ifadesi vardı. Elini havluya uzattığı anda aynanın yansıyan kısmından bir karaltının geçtiğini gördü öyle hızlı geçmişti ki ama dadının gözlüksüz gözlerinden kaçamamıştı. Bu sefer başından aşağıya dökülen buz gibi bir korku ile tekrar irkildi. Titrek elleriyle gözlüğünü taktı. Laoba'dan o korkunç koridora doğru başını uzattı. Kimse yoktu ama bir anda gözleri deli gibi parladı. Çocuğun uyuduğu odanın ışıkları yanmıştı. Çocuğa bir iki kere seslendi ama ses veren olmadı. Bütün bu paranormal olayların içinde çocuğu unutmuştu dadı ve yine cesaretini toplayarak Minnie'in odasına doğru yürüdü. Koridor onun için upuzun bir yola dönüşmüş gibiydi. Korku içinde temkinli adımlarla ilerlerken göğüs kafesi hızla inip çıkıyordu. Odanın kapısına vardığında açmak veya açmamak arasında ufak bir tereddüde kapıldı ve sonra kapının tokmağını çevirdi korku ve adrenalin ruhuna baskı yaparken sonunda kapıyı ağzına kadar açmıştı. Gördükleri karşısında çığlık çığlığa bağırışmaya başladı. Dadı korkunç bir manzara görmemişti aslında. Gördüğü boş ve dağınık yatak. Onun feryat etmesine eğitmişti zaten. Çocuk yatağında yoktu ve yatağı sağa sola savrulmuş yorgan ve yastıktan ibaretti. Dadı yumruklarını sıkarak odadan dışarıya çıktığında koridora yığılıp kaldı. Takati gücü tükenmişti. Hıçkırık ve iniltiyle olduğu yerde sızlanıyordu. Bu sırada koridorun sonundaki evin bodrumuna inen kapının açık olduğunu görünce korkunun amansız pençesi ruhunu adeta yırtıyordu artık. Saçları yüzüne gözüne bulaşmış, gözleri kan çanağına dönmüştü. Bir anda ufak bir cesaretin kıvılcımı kalbinde ateşlendi ve zorlukla ayağa kalkarak mutfağa yöneldi. Gözleri mutfağın her yerini tarıyordu. Gözleri aradığı şeyi bulmanın zaferiyle parladı. Keskin bir bıçak ve bir fener işine yarayacaktı elbette ama feneri karanlığı aydınlatmak için kullanabilirdi. Peki bıçağı nasıl kullanacaktı? Bedeni olmayan metafizik varlıklara bıçak işlemezdi ki. Ama olsun bıçak ona güven veriyordu üzerine sinmiş olan korkuyu bıçakla bir şekilde törpülüyordu. Ve Bodrum'un kapısının önüne geldiğinde küf kokuları burnunu yakıyordu adeta. Ahşap merdivenlerden inerken bacakları titriyor, elindeki fenerin ışığı merdivenin ve Bodrum'un sonsuz uzanan karanlığını tozlu bir şekilde aydınlatıyordu. Ahşap merdiveni çıkardığı sesler dadıyı ürkütürken çocuğun Bodrum'a inmiş veya indirilmiş olduğunu düşünüyordu. Çocuk mutlaka Bodrum'daydı da diye göre. Bodrum'un karanlığında, Fener'in aydınlattığı yerlerde eski eşyalar, bisiklet, anahtar çantası, araba lastiği ve daha çok şey vardı. Dadı Fener'le kör noktaları aydınlatırken bir yandan da çocuğa sesleniyordu. Buz gibi sessizlikten başka bir şey yoktu. Ahşap bir sandığın üzerinde gözleri çakmak alevi gibi yanan bir şey vardı. Ve dadanın görüş açısına girdiği anda fenerin ışığı bu çift gözü aydınlattı. Görünüş itibariyle bir kediyi andıran bu yaratık daha iri ve daha uzun tüyleri olan dişleri birer mızrak ucu gibi parlayan bilinmez varlığın karanlığıyla bürülüydü. Dadı çığlık atarak ahşap merdivenleri tekrar tırmanmaya başladı. Kediye benzeyen bu bilinmez varlık müthiş bir çeviklikle sandığın üzerinden sıçrayarak dadının peşinden koşmaya başladı. Dadı canlı dişine takmış ve merdivenleri adeta çifter çiftler çıkıyordu. Ahşap basamağın ayakları arasında çatırdamasını aldırmadan hızla evin ana kapısından dışarıya fırladı. Koşarken ardına bir kez dahi bakmıyordu ama o varlık Kanlı gözleriyle onu takipteydi. Dadı karanlığın kalbine giden yolda yapayalnız koşuyor ve ılık havayı ciğerlerine çekiyordu. Ruhuna ızdırap veren karanlık korkunun esaretinden kaçarken nereye gittiğini unutmuş ve kendimi göl evinin bayağı uzaklarında bulmuştu ve o kediye benzeyen yaratık da yok olmuştu bir anda. Dadı ormandaydı ve etrafına korku dolu gözlerle bakarken, nefes nefese kalmış, göğüs kafesi aynı anda hıçkırıklara boğuyordu onu. Orman, yabani hayvanların çıkardığı sesler dışında çok sessizdi. Orman, ölümün kalbiydi ve ölüm kokuyordu. Ağaç dallarının sesleri ve baykuşların ötüşü, dadının beyninde korku senfonisi gibi yankılanıyordu. Sessiz, ılık ve medeniyetin birkaç kilometre ötesinde vücudu titreyerek ağlıyordu dadı. Bağırıp yardım istemeye bile korkuyordu. Hem zaten kim yardım edebilecekti ki ona? Baba artık bitap düşmüştü. Kımıldamaya hali kalmamıştı. ve Göz kapakları usulca kapanıverdi. Derin bir ormanın karalığında uykuya daldı. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyordu. Orman geziden kalan kasvet paltosunun üzerinden sığırıyordu artık. Ormanın derinliklerinden gelen sesler Dadı'yı uyandırmıştı. Gözlerini ovarak etrafına telaşlı telaşlı baktı ve uzaklardan gelen sesi kulak kabarttı. Aynı anda o da bağırmaya başladı. Hey, buradayım, buradayım. Sesler giderek yaklaşıyordu ama Dadı sesleri kelimelere dökemiyordu. Sadece bağırtı vardı. Yani demek istediklerini bir türlü anlamıyordu. Dadı. Gözlerine inanamadı. O kediye benzeyen yaratık bir anda karşısına dikilmişti ve aralarında 3 metrelik bir mesafe vardı. Can ile ilk gördüğü ağaca körlemesine tırmanmaya başladı. Yaratık da hemen ardından atıldı. Fakat dadının ayakkabısının tekini pençesiyle savurdu. Dadı ağaçtaydı ve o yaratık tekrar ortadan kaybolmuştu ve şimdi gözlerine yine inanamıyordu uzaktan gelen o seslerin sahiplerini görüyordu. Ve bunlar çocuğun anne ve babasıydı. Çocuğun babası, dadıya ağaçtan inmesini ve artık korkmamasını söylüyordu. Ve dadı, ağaçtan iner inmez olanlar oldu. Nereden geldiğini anlamadığı bir cisim, bir anda dadının kalbine saplandı. Dadanın göz bebekleri büyüdü ve oracıkta nefessiz kaldı. Ölmüştü artık. Çocuğun babası, kızın gözlerini kapatarak oradan ayrıldı. Saat 14.20 idi. Şehrin merkezine bir kilometre uzaklıktaki Luna Park'a dönen kavşakta müthiş bir kaza meydana gelmişti. Kereste yüklü bir tır otomobili biçmişti. Kazanın olduğu alana ambulanslar gelmiş ve otomobilin içine sıkışmış olan biri 20 yaşlarda bir kız ve diğeri ise 4 yaşında bir çocuğa ait cansız bedenleriydi metal kesicilerle çıkarmaya uğraşıyorlardı. Kazada ölenlerin yakınları feryat içinde ağlıyorlardı. Hepsi buydu işte. Tamamen buydu. Dadının çocuğu Luna Park'a götürmek için arabayla evden çıkmış ve bu kazada ikisi de feci şekilde can vermişlerdi. Yani aslında dadı ölümle kalım arasındaki o kısacık zaman diliminde yarışıyordu. Ve dadının ruhu bedeninden ayrılmamak için ölüm beleğinden kaçıyordu. Yani o telefondaki ağlama ve çığlık sesleri kazan yerinden geliyordu aslında. Dadının ve çocuğun yakınlarının acı feryatlarıydı. Kediye benzeyen o yaratık ve esrarengiz sesler hepsi ölüm beleğinin dadıya görünen halleriydi. Ve en sonunda çocuğun babası kılığında canını almıştı. Kalbine saplanan o cisim ise arabanın ön camının bir parçasıydı aslında. İnsan ölüyken her zaman mücadele içindedir. Ruh, bedenin bütün köşelerine saklanmaya çalışır ve ne yaparsa yapsın, er ya da geç ölümün soğuk eline teslim olur. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi, diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu hikayede, bir hüddamın tedavi ettiği hastayla ilgili yaşadığı olayı seslendiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan, yaklaşık birkaç hafta önce, bir arkadaşım aradı. Bana yakın bir yerde ciddi sıkıntılar yaşayan birisinin olduğunu, maddi durumlarının çok kötü olduğunda falan bahsetti. Bu tedavileri de para karşılığı yapmadığımı bildiği için yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ben de tabii olur Allah'ın izniyle yardım edebileceğimi söyledim. Daha sonra beni arayan arkadaşımla birlikte bu kişilerin evine gittim. Aracı olan arkadaşımın işi olduğu için beni bırakıp o işi halletmek üzere yanımızdan ayrıldı. Ben de sıkıntı çeken kişiyle ilgili gerekli bilgileri babasından aldım. Nasıl bir durumla karşı karşıya olduklarını sordum. "Hocam, benim kızımda bir hal var. Onun yaşadığı eve giremiyoruz." dedi. Böyle söyleyince ben de "Nasıl eve giremiyorsunuz?" aynı evde yaşamıyor musunuz dedim. Bu arada rahatsız olan kişi bu adamın kızı, adamın kızının yan binada olduğunu, tek başına yaşadığını söyledi. Kendileri de kızından uzak olmamak için yan binada yaşamaya başlamışlar. Kızları evden hiç çıkmıyormuş. Sadece yemek vermek için kızlarının yanına kalabalık şekilde gittiklerini, yemeği koyup hemen evi terk ettiklerini söyledi. Bu olayın ne kadar süredir devam ettiğini sordun. Yaklaşık 6 aydır bu durumda olduklarını söyledi babası. Kızın babasına 6 aydır kızınızla konuştunuz mu? Yanına girip sıkıntı neymiş? Sormadınız mı dedim. Hocam girmemiz mümkün değil. Birkaç kere denedik ama nafile. Hanımımın psikolojisi bozuldu. Kendi kızından ölümüne korkar hale geldi eve yemeği bırakırken bile onu görmemek için sessiz sedasız girip çıkıyoruz dedi. Yardım etmek isteyen hocalar oldu ama giren hoca yanımıza bile uğramadan çekip gitti. Arayıp niye çekip gittiklerini sorduğumuzda korkudan konuşmak istemiyorlardı. Tek söyledikleri Allah o kıza yardım etsin diye dua ediyorlardı. Ne oldu da böyle bir durum yaşadınız diye sorduk. Bazı detaylar öğrendikten sonra kızın bulunduğu apartmana gitmek için hazırlık yaptım. Kızın bulunduğu bina üç katlıydı. Adamın anlattığına göre bu bina onlara aitti. İlk iki katı boştu. Kızı ise üçüncü katında bulunuyordu. Adam bu olaylardan sonra evde yaşayamaz olmuş. Yan binaya kiraya çıkmış. Her neyse hazırlığımı yapıp diğer binanın etrafında bir tur attım kızın babasıyla birlikte. Biraz havadan sudan, biraz da evle ilgili sorular falan sordum. Kasvetli bir hava vardı. Akşamla ikindi arası bir vakte gelmişti saat. Kızın babasına daha da geç olmadan kızın yanına çıkalım dedim. Kızın babası, hocam girişe kadar gelirim yanında. İçeriye giremem dedi. Ben de olur mu öyle şey? senin de içeriye gelmen lazım dedim. Sonuçta karşımdaki kız evladımdı. Namahrem durumlar ortaya çıkabilir. Üstünün örtülmesi gerekebilir diye gelmesinin gerektiğini söyledim. Erkek olsa böyle bir şeye ihtiyaç duymam ama bir bayan olunca böyle durumlar doğabiliyor. Üstünü başını yırtmalar ya da o an abest bir halde olabilir diye kızın babası ısrarla eve giremeyeceğini bana girişe kadar eşlik edebileceğini söyledi. Belli etmesem de kızın babasına kızdım. Sonuçta senin evladın ne kadar çekilsen de ona yardım etmek için bunu yapman lazım. Adam ısrarlarıma rağmen girişe kadar geldi içeriye girmedi. Babasına baktığımda adam titriyor ve terliyordu. Adam hocam ben binadan çıkayım mı diye korku içinde soruyordu bana adamı sakinleştirmek için Allah'ın yardımıyla kızını ona sağlıklı bir şekilde geri getireceğimi söyledim. Sen sadece kapıda dur dedim. Kapıyı hafif aralık bırakıp evin içinde ilerlemeye başladım. Evin uzunca bir holu vardı. Sağımda ve solumda karşılıklı odalar ve en karşında kapısı kapalı olan bir oda vardı. Bütün odalara bakmıştım. Bakmadığım bir tek oda vardı. Tam karşımdaki oda. Odanın kapısını usulca açtığında Subhanallah odanın ne kadar yükselmiş şekilde duruyordu. Ben de bir iki adım atarak odaya girdim. Girişimle beraber yüksek bir nidayla başladım okumaya. Cin suresindeki ayetleri ve bazı muhafaza dualarını okudum. Onun anlayabileceğini sanda seslendim ona ama nafile bana cevap vermiyordu. Bir anda bacaklarımda sızı hissettim. Zilet kesiği gibi kesikler oluştu ayağında. Altı ayda bu kızcağızın vücudunda iyice palazlanmıştı. Ben tam olarak ne olduğunu bilmediğim için bu kadar tesir edeceğini düşünmemiştim. Bu yüzden tam hazırlanıp girmemiştim. Sorlandığım için odadan geri çıkıp kapıyı kapattım. Dışarı çıktığımda başka hazırlıklar yapıp eksiklerimi giderdim. Bir daha girdiğimde Rahman Suresi'ni okumaya başladım. Sureyi okumaya başlamamla beraber o hemen yere indi. Boğazından yakaladığım gibi şah damarının altında göğüs kafesinin içinde menfez dediğimiz bir yerde olur bunlar. O menfezden içeri o konuyla ilgili ayetleri okumaya başladım. Yaklaşık 25-30 dakika sonra mahluk bana cevap vermeye başladı. Ona dedim ki: "Ey mahlukat, eğer bu kişiyi bırakmazsan seni yok edene kadar bu ayetleri okuyacağım." dedim. Bana direnmeye devam etti. O an kafamı karıştırmaya çalıştı. Düşüncelerimi hükmetmeye çalıştı. Bu boşluktan yararlanıp beni duvara fırlattı. Beni fırlattığı o an ölüm geçti aklımdan ama Allah selamet versin ki o da zayıf düşmüştü. Bana ikinci bir hamle yapamadı. Ben de Allah'a sığınarak tekrar boğazına yapıştım. Ona anlayacağı lisan da tekrar seslendim. Bu bedenden çıkmasını söyledim. Bu kızdan altı ayda alabileceği her şeyi aldığını artık ona hayır gelmeyeceğini söyledim. Artık kız da cin de son noktadaydı. Cin dediğimi kabul ederek bu kızın bedenini terk etti. İnsanlar gibi cinlerde de yeminler geçerlidir. Bedenini terk ederken vallahi billahi tallahi diyerek yemin edip çıkıp gitti kızın bedeninden. Müslüman olan cinler bu yeminlerin dışına çıkmazlar. Yemini etmesiyle beraber kızın ağzından biz belengeç deriz ona. Belengeç çıktı. Çıkan belengeci öldürdüm. Belengeç öldürünce cin ölmüyor. Sadece o bedendeki tesiri yok oluyor. Kız yarı baygın halde yere serildi. Ben de babasını çağırmak üzere kapıya yöneldim. Kapıya baktığımda babası çoktan binayı terk etmişti. Ailesinin bulunduğu eve gidip kızlarının kurtulduğunu ama tedavi görmesi gerektiğini, kızlarını evden alıp sağlık kontrolüne götürmemiz gerektiğini söyledim ama ne annesi ne babası hala korkuyordu. Eve gelmek istemiyorlardı. O kadar dil döktüm ama ikna edemedim. Aile maddi, manevi ve psikolojik açıdan bu olaylar yüzünden bitmiş, tükenmişti. Neyse, ben kızın babasını hala ikna etmeye çalışırken benim oraya gelmeme vesile olan İbrahim abi geldi. İbrahim abi Allah aşkına geldi. Şu kızı evden alıp hastaneye götürelim. Ben üzerime düşeni yaptım. Kızın hastaneye de götürülmesi lazım dedim. İbrahim abiyle beraber ambulansı aradık. Geldiler, kızı aldılar. Kızın ailesini de biz alıp hastaneye gittik. Kızın ailesi, kızın durumunu anlatabilecek durumda değildi. Acildeki doktora güzelce durumu izah ettim. İnanır mı, inanmaz mı? İman eder mi, etmez mi? Bunlara girmeden kızın durumunu anlattım doktora. Şükürler olsun ki kız iyileşti. Ailesi de duacımız oldu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olayın yaşandığı il Yozgat. Olayın yaşandığı tarih 2005. Küçüklüğümden beri cin ve cin olaylarına meraklı birisiyim. Doğup büyüdüğüm köy konum itibariyle ıssız ve çorak bir yerleşim yeridir. O zamanlar ortaokulun son yıllarıydı. Okulda ve köyde iki tane yakın arkadaşım vardı. Bir tanesi Sedat, benim uzaktan akrabam olur. Bir de Mehmet vardı. Kendisi biraz sakin ve biraz da ülkek bir arkadaşımdı. Üçümüz de sabahları erken kalkar, hep birlikte okula giderdik. Yine her zamanki gibi Üç arkadaş sabah buluşup okula gittik. Okulda derslerimiz bitince dağılıp ev yoluna geçmiştik. Ev yolunda ilk Sedat bizden ayrılıyor. Daha sonra da Mehmet evine ayrılınca ben tek kalıyordum. Evimiz köyün bayağı bir dışında bulunuyordu. Tek başına yanında hiçbir ev bulunmayan bir konumdaydı. Bize en yakın ev 700 metre yakınımızdaydı. Bize en yakın ev geçtikten sonra toprak yoldan evimize doğru giderdim. Eve gelince, annem bana hemen evdeki olan malzemelerden, örneğin peynir veya pekmezi, dürüm yapar, ben de o sırada üzerimi değiştirir, inekleri ahırdan çıkartırdım. Otlatmak için önüme kattığım gibi, evimize yakın olan ilerideki dereye götürür, otlatırdım. Sedat da benim inekleri otlattığım yere koyunlarını getirir, hep beraber otlatırdık akşam ezanı okunmadan önce annem ve babamın bin tembihlediği gibi eve gelirdik. Günler böyle giderken yine bir cuma günü okuldan çıkmıştık. İneklerin sütünü sattığımız bakkaldan süt parası yerine annemin elime tutuşturduğu alışveriş listesindeki ihtiyaçları alıyordum. Sedat'a, Sedat ben bakkaldan biraz kanat alacağım. Bugün cuma hayvanları otlattıktan sonra mangal çevirelim. Hem de yarın okulu yok.'' biraz ortam yapar eğleniriz dedim. Sedat da olur kardeşim ben de o zaman kola falan alayım. Yandaki tarladan da ay çekirdeği koparır keyif yaparız dedi. Biz bunları düşünerek sevinçle ve hafta sonu olmasına verdiği keyifle evlere dağıldık. Hemen eve gidip üzerimi değiştikten sonra inekleri ahırdan dışarıya saldım. İnekler de benim gibi dışarı çıkmanın ve özgür kalmanın sevinciyle hoplaya zıplaya her zamanki gittikleri dere istikametine doğru otlaya otlaya ilerlemeye başladılar. Ben de hemen kilere gidip gerekli soğan, biber gibi malzemeleri alıp mangal telini heybeme koyduktan sonra anne biz mangal yakacağız deyip evden ıslık çalarak ineklerin peşine düştüm. Dere istikametine inekler çoktan girmiş otlamaya başlamışlardı. Ben de eski radyomdan köyde çeken tek frekans olan TRT ayarlayıp ocak taşlarını dizdim. Derenin başında olan yalnız ağaç diye büyüklerin söylediği ağacın yanına gidip mangallık için odun topladım. 10 dakika sonra Sedat elinde poşetlerle gelmişti. Yanında gelirken Mehmet'i de almıştı. Mehmet de ben de bir şeyler katayım gibisinden evden semaverle annesinin yaptığı kekten getirmişti kanatları pişirip sohbet muhabbet eşliğinde yemeğe koyulduk. O sırada ben her zamanki gibi yine ortalığa cin mevzusunu atıp konuyu içine getirmiştim. Herkes bir şeyler anlatıyor. Sedat, çoban babasının gece yaşadığı bazı olayları anlatıyor. Herkes bildiği korku hikayesini sırayla anlatıyordu. Bir yandan da semaver çayımızı içip ateşin etrafında muhabbet ediyorduk. O sırada Mehmet birden ayağa fırlayıp birisi sırtıma dokundu dedi. Biz de uğraktır diyerek gülmeye başladık. Uğrak bizim yörelerde anlatılan ve insanlara dokunduğuna inanılan Çin taifisinden bir varlıktır. Mehmet ayağa kalktığında arkasına baktığımızda bir çekirgenin olduğunu fark ettik. Biz daha da gülmeye başladık. Biz gülmeye devam ediyorduk ama Mehmet'in bayağı korktuğu belliydi çekirge değil. Çekirge iki kez omzuma dokunamaz dedi. Biz de Mehmet'in korkusuna verip konuyu geçiştirdik. Hadi bakalım doldur şu semaver çayını da içelim. Bakalım tavşan kanı olmuş mu deyip konuyu dağıttık. Her neyse biz laflarken havanın karardığını anlayamamıştık. Akşam ezanının okunmasına dakikalar kalmıştı. Sonra hadi toparlanalım deyip Sedat'la koyun ve ineklerin otladığı yalnız ağacın yanına doğru ilerleyince birden ineklerin ve koyunların bir şeyden ürküp dereden dışarıya hızlıca çıktıklarını gördük. Allah Allah deyip yalnız ağacın dibine kadar yaklaştık. Sonra benim kulağıma bebek ağlama sesi geldiğini işittim. Sedat'a dönerek sen de duyuyor musun dedim. Neyi dedi? Duyuyor musun oğlum? Bebek ağlıyor dedim. Sedat bir iki adım daha atınca Herhalde gündüz mercimek yolmaya gelenlerin bebeğidir. Alalım. Burada kurda kuşa yem olmasın dedi. Sedat ileriye doğru hareketlenince kolundan tutarak burada bugün hiç mercimek yolmaya gelen hiç şey olmadı. Olsa öğle yemeğine geldiğimde uzaktan görürdüm dedim. Sonra birbirimize baktık. Tüylerimiz diken diken olmuştu. Arkamızı dönüp Mehmet'in yanına doğru ilerlemeye başladık. Biz ilerledikçe bebek ağlama sesi daha da bir acı, daha bir çığlık ses tonuna dönüyordu. Kulaklarımızın içinden beynimize nüfuz ediyordu. Biz uzaklaştıkça ses ağlamaktan ziyade gülüşmelere, kahkahalara dönüyordu. Biz hemen Mehmet'in yanına gelip dereden çıkan inekleri ve koyunları eve doğru sürerek Mehmet'e ''Hadi gelin Mehmet, dereden çocuk ağlama sesleri geliyor.'' dedim. Mehmet yine benimle alay ediyorsanız dedi. İnanmak istemedi. Biz de bunun şakası olmaz. Akşam ezanı okundu. Hadi gidiyoruz deyip tası tarağı toplayıp evin yolunu tuttuk. Eve gelince babam beni azarladı. Sana kaç defa dedim akşam ezanından sonra orada kalma diye söylendi. Akşam yemeğinden sonra babaannemin yanına gelip yalnız ağacın orada yaşananları anlattın. Babaannem bu konularda bayağı bilgili bir birisiydi. Bana orada zamanında çocuğu olmayan bir kadının oraya gelerek değişik büyü muska tarzı şeyler gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine ben daha çok irkilmiştim oradan. Gece yatağıma girince rüzgarın çatı aralığından çıkardığı uğultu eşliğinde uykuya daldım. Rüyamda inek otlattığımız yerde ben Sedat ve Mehmet'le oturuyordum. Etrafımız zifiri karanlık ama ilerideki ağacın orada sanki ışık yanıyor gibi. Sadece orası görünüyordu. Etrafına 8-10 tane kara çarşaflı, uzun boylu varlıklar toplanmış. Her biri ağacın etrafında zikir çeker gibi başlarını ileri geri sallayarak duruyorlardı. İçlerinden bir tanesi bizi fark etti. Bize dönmesiyle o karanlık yüzünde alev alev yanan gözlerini gördüm. Sonra aniden sıçrayıp uyandım kendi kendime çok kafayı taktım deyip Nas, Felak ve Ayetel kürsüyü okuyup uykuya daldım. Hafta sonu bitmiş, pazartesi gelmişti. Okula gitmek için sabah erkenler Sedat ve Mehmet'le buluştuk. Okul yolunda ilerlerken Sedat'la Mehmet birbirlerine rüyasında gördüklerini anlatıyorlardı. Ben de kara çarşaflı kadınlar mı vardı deyince ikisi birden bana bakıp buz kesildiler. Aynı rüyayı üçümüz de görmüştük. Okula gidip geldikten sonra yine üç arkadaş hayvanları otlatmak için aynı saatte buluştuk. Ama bu sefer deredeki yalnız ağaç istikametine de değil, öğüt dediğimiz istikamete, yani tam tersine hayvanları otlatmaya karar verdik. Öğük dediğim yer, Hitit, Frikyalılar döneminde yapılmış büyük tepeler. Hayvanları aşağıda otlamaları için bırakıp büyük denilen tepenin üzerine çıktık. Oradan buradan muhabbet ediyoruz ama biliyoruz ki hepimizin de aklı yalnız ağacın oradaydı. Laf lafı açtı derken yine akşam olmuştu. Akşam ezanı okunmadan hayvanları eve soktuk. Mehmet, beyler akşam kör aşırın düğünü var. Oğlu Cebrail evleniyormuş dedi. Ben de o yine akşam alem var. Gidip biraz kızlara falan bakarız diyerek sevinçli şekilde buluşacağımız saati kararlaştırıp evlere dağıldı. Benim evim köyün en sonunda olduğu için evden alelacele yemeğimi yiyip güzel elbiselerimi giyip yola çıktım. Akşam ezanı okunalı bayağı olmuştu ama Mayıs ayı olduğu için hava geç kararıyordu. Maksadım hiçbir evin olmadığı toprak yolu hava kararmadan geçmekti. Mehmet'i alıp beraber Sedatların evinde buluşmaktı toprak yolu hızlı şekilde geçip Mehmet'in evine vardım. Mehmet'e acele et diyerek söylendikten sonra kulağıma gelen çalgı sesini işittim. Mehmet kemeri bağlayarak içeriden geldi ve montu üzerime atarak o düğün başladı bile dedi. Ben de hadi oğlum çerezler bitecek bize bir şey kalmayacak dedim gülerek. Hemen apar topar ayakkabısını giyip Sedatların evinin yoluna düştük. Sedat çalgı sesini çoktan duymuş, bizi evde beklemek yerine yola çıkmış bizi bekliyordu. Hemen yolu düşüp düğüne gittik. Eğlendik derken saat gece on buçuk olduğunu fark ettik. Oğlum saat gece yarısına geliyor. Hadi artık kalkalım dedik. Hiçbirimiz saatin çok geç olduğunu fark etmemiştik. Bir an evvel apar topar yola çıkıp evlere doğru ilerlemeye başladık. Geçtiğimiz istikamet üzerinde mısır tarlası vardı. Dolunay'dan dolayı etraf hemen hemen seçiliyordu. Mısır tarlası yolun biraz aşağısında kaldığı için gözüm mısır tarlasına ilişti. Tarlanın ucunda 3-4 tane uzun boylu siyah varlığın tarlanın içine koşarak girdiklerini görünce Sedat ve Mehmet'e oğlum tarla bir şey girdi koşun diyerek sesli şekilde bağırdım. Sedat ve Mehmet hızlı şekilde depar atarak koşmaya başladılar. Bir yandan koşuyor, bir yandan da ay ışığının mısır tarlasını aydınlatan yerlerine bakıyorduk. Tarlanın içindeki mısır koçanları sallanıyor, içindeki birilerinin koştuğu belli oluyordu. Ben bağırarak geliyorlar diye haykırdım. Hepimiz sesli şekilde dua okuyor, bir yandan ağlıyor, bir yandan da koşuyorduk. Uzak mesafedeki bir sokak lambasını göstererek az kaldı diye söyleniyordun sokak lambasının altına gidince hepimizin suratı bembeyaz olmuştu. Sokak lambasının altında beklerken sağa sola bakınıyorduk. Bir yandan da yoldan birisinin geçmesini bekliyorduk. Nihayet yonca taşıyan bir traktör ileriden belirince o korku ve adrenalinle adama nasıl el ettiysek adam korkup bizi almadı. Biz de hemen arkasından koşup römorka tırmanıp bizim mahalleye kadar geldik. Olayın etkisinden kurtulmak için birbirimize farklı şeylerden bahsediyorduk. İlk önce Sedat'ın ayrılıp evine gitmesi gerekirdi. Lakin Mehmet beni bırakın diye ısrar edince Mehmet'i evine kadar bıraktık. Mehmet'in evi de çok olmasa da biraz köyün dışındaydı. Sonrasında Sedat bana dönerek ''Sen nasıl gideceksin? Evin çok uzakta.'' dedi. ''Vallahi haklısın aslında. Benle beraber gelirsen Beraber gideriz bize. Bizde kalırsın bu gece dedim. Tamam. Sizden bizimkileri ararız. Merak etmesinler. Haber veririz dedi. Tamam deyip yola çıktık. Evimize en yakın olan son evi geçtikten sonra ay ışığı toprak yolumuzu aydınlatıyordu. Tam yolu yarılamıştık ki derenin ucunda duran yalnız ağacın oradaki ışığa gözüm takıldı. Hey Sedat sen de görüyor musun dedim. Ey Hakan diye dikkat kesildi. Bak, ileride yalnız ağacın oraya bak diye elimle işaret edip gösterdim. Bir anda nutkunuz tutulmuştu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sedat'a, "Hadi Sedat, geri dönelim. Ben eve gitmek istemiyorum. Bu gece sizde kalırız." deyip geri dönmeye karar verdik. O sırada geldiğimiz yol tarafından Mehmet'in sesini duyduk. "Hakan, Sedat, beni bekleyin. Gitmeyin. Beni bekleyin." diyerek bize doğru yaklaşıyordu. Biz de Sedat'la birbirimize bakıp bunun Mehmet olmadığından emin olduk. Çünkü Mehmet asla tek başına bu yolu gelmezdi. Biz de bunun bilincinde olarak birbirimize bakıp eve doğru koşmaya başladık. Eve 300-400 metre kadar kalmıştı. Sağımızda ve solumuzda simsiyah köpeklerin olduğunu fark ettik. Bizi parçalamak istercesine havlıyorlardı. Korkudan nasıl koştuğumuzun farkında değildik. Koşarken artık dayanamayıp çığlık atarak anne baba diye bağıra bağıra eve doğru yaklaşmaya başladık. Evimizin önünde bağlı bulunan dayı isminde Sivas Kangal köpeğimiz vardı. Köpeğin boyu normalden çok daha büyüktü. Babam hariç bizleri yanına yaklaştırmaz tüm aile olarak ondan korkardık. Birkaç defa zincirini koparıp Komşu evleri köpeklerini yaraladığı için babam da daha kalın bir zincirle bağlamıştı onu. Biz eve doğru koşarken arkamızdan hala Mehmet'in sesiyle Hakan, Sedat gitmeyin geri gelin diyordu. Eve yaklaştığımızda köpeğimiz dayının bize doğru koştuğunu gördük. Ay ışığının yansıyan parıltısında köpeğin gri tüylerini görebiliyorduk. Bize doğru öyle bir hızla koşuyordu ki sanki kurt görmüş gibi üzerimize geliyordu. Hangisinden korkup, hangisinden kaçmamız gerektiği gibi bir ikileme düşüp olduğumuz yerde donup kalmıştık. Köpeğimiz bizim yanımızdan o kadar hızlı şekilde geçti ki ben ve Sedat'ın hiç orada olmadığımızı düşünmeme sebep oldu. Köpek Mehmet'in sesinin geldiği yere doğru koşarak bizim yanımızdan hızla geçti. Birkaç saniye sonra köpeğin sanki bir domuzla boğuşuyormuş gibi ciyaklama sesleri geldi. Biz o sırada eve koştuk. Kapıyı tekmelemeye başladık. Kapıyı annem açtı. Bize ne olduğunu sormaya başladı. O sırada babaannem bizim kireç gibi olmuş yüzümüzü görünce hemen içeriye alıp eline Kur'an'ı alıp okumaya başladı. Hemen Sedat'ın ailesine de haber verdik. Biz de olduğunu söyledik. Babaannem okumaya devam etti. O okudukça biz rahatladık. Sabah olunca Mehmet'i gördüğümüzde gece arkamızdan gelip gelmediğini sorduk. Bize ben dışarı bakamadım o gece nasıl çıkıp geleyim yanınıza diye söylendi. Daha sonra bizi hocaya götürdüler. Hocanın söylediğine göre o geceki gördüklerimizi yalnız ağaçtan alıp yaktığımız ağaçtan dolayı olduğunu söyledi. Bu olaylardan sonra ailem beni inek otlatmaya bir daha yollamadı. Artık Yaptığım her şeye çok dikkat ediyorum.